Efendim herkese iyi akşamlar. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. İstişi Kap yayınına. Nasılsınız? İyisiniz umarım. Seste görüntüde bir sorun yok değil mi arkadaşlar? Evet. Bir haftayı daha geride bıraktık. Güzel. Bugün arkadaşlar hemen hisse yazdırmaya başlamışlar. İhlas gayrimenkul aklınıza nereden geldi İlhan Bey? Evet, İhlas gayrimenkul. Peki. Bu Bas Gezdek'in sadece takasını istiyor Mesut Bey ile Yunus Bey. Tam başlamadan onun bir takasına bakayım. Takas derken toplaması arkadaşlar. Analizini istemiyorlar yani. Sadece toplamasını. Evet, toplama şu an ekranda görüyorsunuz değil mi? 24 milyon 658 bin para çıkışı var. Evet, onu göstereyim size. Ama şurada bir Credit Suisse alımı var. Ziraat toplaması var. A1 Kapital burada çok fena satmış. Dün satıyordu herhalde. Bugün mü satıyordu? Onu söyleyeyim. Yunus Bey ve kim? Mesut Bey dinliyorsunuz değil mi beni? Evet. Sizler için arkadaşlar bunu gördüm çünkü yazdıklarınızı hemen söyleyeyim dedim. Burada Ziraat toplamış, Credit Suisse toplamış, Halk Osmanlı, TEP. Yani fena sayılmaz aslında şu Credit Suisse'de TEP'in toplaması güzel. Ama işte A1 Kapital çok fena satmıştı. Free Capital de satıyor. Sanki biraz daha toplamaya ihtiyacı var gibi duruyor. Yine de. Ama şu an 24,5 milyon civarında bir para çıkışı var. Hisse bir yerden tepki verecek ama artık nereden verecek ona bakacağız. Peki arkadaşlar tekrardan hepinize iyi akşamlar. Sadece arkadaşlar rica ettiği için ben onu hemen toplamasını göstereyim dedim. Herkese bir iyi akşamlar diyelim. Yunus Eser hoş geldiniz. Rahim Bey hoş geldiniz. Yunus Bey'in ilk hissesini Biotrend Enerji. Biohen yazdık arkadaşlar. İlk sıramızda Biohen var. İkinci sırada Rahim Bey'in erkenden geldim diyor. CEOM var arkadaşlar. Ekledik. Üçüncü sırada Nurhan Özgür'ün Formet var. Formet'i de ekledik. Baydan Bey hoş geldiniz. İyi akşamlar demiş. İsmail Ersöz. İsmail Bey hoş geldiniz. Uşak ekledik İsmail Bey adına. İsmail Ersöz adına Bas Gezi'nin toplamasına baktık arkadaşlar. İlhan Bey hoş geldiniz siz de. İlhan Bey adına da İlhas Gayrimenkul ekledik efendim. Tuğra Gazi Doğanay hoş geldiniz. Hayırlı akşamlar demiş. Rahim Bey ikinci sırada siz varsınız. Sıkıntı yok. Ekledik. Tuğra Gazi Doğanay. BRKO. BRKO hangisi? Öyle bir şirket var mı ya? Bir haberim yok. Yani haberim yok derken vardır muhakkak da. Bakayım bir saniye. BR varmış evet. İzleme pazarındaymış. Tuğra Bey. Tuğra Gazi Doğanay. BRKO. Bir komensicat. Evet, izleme pazarındaymış bu hisse. Peki, BRKO'ya da bakalım. BRKO. Ekledik Tuğra Gazi Doğanay adına. Evet Mesut Bey hoş geldiniz. Tekrardan iyi akşamlar dileyelim. Ercan Kartal. Borsada BIST 100 dışındaki 500 hisse çöp demiş. Peki hoş geldiniz efendim siz de diyelim. Bas geziyi gösterdik zaten. Evet Pentagram hoş geldiniz. Selamlar. TRGYO istemiş. Sayın Pentagram'da. TRGYO ekledik efendim. Sizin adınıza da TRGYO'ydu. Arkadaşta var. Ha, İhlas Gayrimenkul. Maliyet yüksek diyorsunuz. Tamam. Cahit Doğrulatan. Sayın Cahit Doğrulatan hoş geldiniz. Invo istemiş. Invo da arkadaşlar alalım listeye yazdık.
VDT SLP merhaba, iyi akşamlar demiş. İyi akşamlar efendim. Evet, rica ederiz Mesut Bey. Dardanel istemiş arkadaşımız. Dardanel de bakalım. Dardanel de listeye aldık. Pekala. Bayram Çırtlık. Hoş geldiniz Bayram Bey. Hayırlı akşamlar. Sedat İnan. Sedat Bey. Hayırlı akşamlar. Hoş geldiniz. Aleyküm selam. Ramço Kurt. Selam demiş. Aleyküm selam. Hayırlı akşamlar. Hoş geldiniz. Ercan Kartal. Başkent iki taban daha yer hocam demiş. Peki. Eyüp Taş. Hoş geldiniz. Kervangı'da ve Magen. İkisinden birini tercih edin lütfen. Gerçi vazgeçtim, gitmem lazım. Soran kişi buradan deyince burada olmazsam iyi olur. Çok kibarsınız ya. VDT SLP. Ne diyelim? Tamam, bir sonrakine o zaman gitmeniz lazımsa bir sonrakine bakarız, olur mu? Yani yok yine de yazın diyorsanız yazarız yani. Ama madem gideceksiniz, ya ben şimdi gideyim sorarsanız artık sormuyorum ama burada mısınız diye. Kızdım artık. Evet. Peki, o zaman VDT SLP adına siliyorum onu. Şey ekleyelim arkadaşlar. KRV GD ekliyorum onun yerine. Evet, peki. Geçiyorum. Ramço Kurt Angen istemiş. Angen'i de ekleyelim efendim. Peki. Beresan. Bayram Çıtlık. Beresan mı istiyorsunuz? Almayı düşünüyorsunuz. Peki. Beresan da ekleyelim. Onu da ekledik. Sezai Akta yeşil istemiş. Sürekli bakıyoruz zaten bu listelere. Bir daha bakalım. Yağız Büyük Tınalıoğlu, Bera ve Odaş rica ediyorum hocam demiş. Hangisi? Yağız Bey. Birini tercih edin lütfen. Evet. Sizin adınıza Odaş ekleyeyim ben. Odaş'ı ekledik. Songül Hanım hoş geldiniz. THY. THY AO. Türkiye Yolları'nı ekledik Songül Hanım adına. Rahim Bey demiş tamam hocam sağ olun, ilk yazdığım görülmedi sandım. Yayın başlamadı yazdım. Önemli değil, canınız sağ olsun. Evet Sezai Bey, maliyet 6,20. Yeşilde bunalıma girdim. 2,02'den kapandım. Zararım 420 bin, aylım noktasına geldim. Buralar filmi. Yani Sezai Bey keşke pozisyon yani elinize duraydı. Ne diyelim? Hayırlısı olsun. Sıkmayın canınızı. Sayın siz ayakta. Bayram Çırtlık BRSAN. Öne ekledik. Efendim. Deniz Doğan. DESA istemiş. Peki. Hoş geldiniz Sayın Deniz Doğan. Sizin adınıza DESA'yı ekledik efendim. Sedat Bey Inveo ekledim sizin adınıza. Murat Demiral hoş geldiniz. İyi akşamlar diliyorum demiş. İyi akşamlar efendim. Cemal Bey iyi akşamlar. Ekser istemiş. Tabii ki efendim. Cemal Bey adına da Ekser ekleyelim. Evet, Ekser'i de ekledik arkadaşlar. Muzaffer Bey iyi akşamlar. Kolay gelsin demiş. İyi akşamlar. Ünal Mavili hoş geldiniz. İyi akşamlar. Mehmet Akif Bey Albarak istemiş. Evet, kapatıyorum arkadaşlar. ALBRK ekledik Mehmet Akif Bey adına. Muzaffer Bey hedef girişim istemiş. Peki. HDFGS ekledik arkadaşlar. Hedef girişimi de Bekçi Samet iyi akşamlar. Hoş geldiniz efendim. Siz de Yasin Çelikler iyi akşamlar. Hoş geldiniz. Eyüp Taş KRVG'de yazdım sizin adınıza. İki tane istemiştiniz. Birini yazdık. Abdullah Bey. Otkar istemiş. Abdullah Bey hoş geldiniz. Otkar'ı da ekliyoruz. Otkar'ı da ekledik efendim. Kapatıyorum.
Murat Demiral Karsan istemiş. Karsan'ı da ekledim. Evet, BTK SSM'e hoş geldiniz. İyi akşamlar. Derhele istemiş tabii ki efendim. Derhele de ekledik. Son. Kozmayın hocam. Neyi kozmayayım? Yasin bir şey kozmadık. Yakup Çelik Kariye istemiş. Son Kariye'yi de ekliyorum. Bitiyor arkadaşlar. Kapattım. Evet, Yakup Çelik hoş geldiniz siz de. Fırat Özer bas geze var mı hocam? Fırat Bey hoş geldin. Bas gezenin toplamasına baktık bir tek az önce. Yani biz sadece toplamasına baktık. Bas ekleyeyim. Mesut Bey adına. Mesut Garip hoş geldiniz siz de. Vaktimiz kalırsa bir de şey ekleriz. Bir de arkadaşlar bas geze bakarız. Vaktimiz kalırsa dediğim gibi. Evet. Listeyi doldurduk arkadaşlar. Teşekkür ederim. Maşallah. Bugün çok hızlısınız. 8 dakikada bugün doldurduk bitirdik. Yayın mı dondu? Öyle mi? Şimdi nasıl yayın? Var mı bir sorun? Geliyor değil mi? Evet. Sayın Ferhat Taşdemir. Hoş geldiniz hocam. Zamanınız varsa İCBCT. Hadi ya Ferhat Bey. İCBCT. Peki. Tamam. İCBCT yazdık. Bitti o zaman. 25 oldu çünkü arkadaşlar. Evet. Liste doldu arkadaşlar. Sayın Hakan Kirman hoş geldiniz arkadaşlar. Like yapmayı unutmayalım demiş. Teşekkür ederiz efendim. Evet. Peki başlıyorum. O zaman hazır mısınız? Yavaş yavaş hisselerimize başlıyoruz arkadaşlar. Önce endeksten başlayalım mı? Gerçi önümüzde Akbank'ın grafiği var ama X100 dedik. Endeksle başlayalım. Şöyle hazır grafiğimizle başlayalım arkadaşlar. Şunları biz niye silmemişiz? Evet. Bu bölge arkadaşlar gördüğünüz gibi endeksimiz gücünü sürdürmeye devam ediyor. Hareket yukarı doğru gidiyor arkadaşlar. Şimdi tabii hep korku şu. Yani endeks bu kadar böyle yükseldi yükseldi hocam nerede duracak? Yükselmediği zaman niye yükselmedi diyoruz? Yükseldiği zaman nerede duracak diyoruz. İşte borsada böyle garip bir yer arkadaşlar. İşte nerede duracağını bilemiyorsunuz ama artık bu noktalardan itibaren temkinli olmaya başlıyorsunuz. Önemli olan bu diyelim. Önümüzdeki hafta yalnız ben bu haftaya nazaran bakın şu hafta nerede başladı? 8'inde başladı. Bakın şu hafta şöyle bir yukarı doğru mum aldık. Görüyorsunuz. Hatta ben bunu size haftalıkta göstereyim. Haftalık grafikte bakalım arkadaşlar. Bakın endeksin ne kadar güçlü olduğuna. Şurada Ekim ayının ikinci haftasında almış olduğu 0,83'lük mum haftalık bu. Sonra %4,99. Sonra arkadaşlar burası 2,85, 4,4 ve bu haftada %3,47. Yani 4 haftadır çok güzel, ciddi bir yukarı doğru mum aldık. Yani biz bu yukarı doğru mumu şuradaki rallide bile almadık desek yeridir, değil mi arkadaşlar? Yani hızlı mum. Bakın bir burada almıştık %7'lik, bir de burada almıştık %8'lik. Ama burada 4 tane mum aldık. Daha büyük mumlar şeklinde hareket etti. Görüyorsunuz haftalık grafik bu endeksin. Ve tarihi zirvelerdeyiz zaten şu anda. Şimdi artık bundan sonra bir mum daha yukarı yeşil gider mi? Onu göreceğiz. Fakat ben 3. haftadan itibaren ufak tefek bir geriye doğru çekilme bekliyorum arkadaşlar. Umarım çok ciddi sıkıntı olmaz. Evet, geçelim arkadaşlar. O zaman ilk hissemizle beraber başlayalım. Evet. Bugünkü ilk hissemiz arkadaşlar BioN. BioN. Biyotrend, çevre ve enerji. Bizde kayıtlı grafiği vardı zaten. Evet, hemen check-up'ına başlayalım yapmaya.
Evet. Şimdi dediğimiz gibi haftalıkta da güzel bir mum aldık. Yalnız işte mesela Biyoen gibi bazı şirketler var, bazı hisseler var arkadaşlar. Bu yükselişte neredeyse yok denecek kadar az yer aldılar. Evet, Yunus Bey demiş ki hocam Biyoen birkaç kez aldım sattım. En son 25'te içeride kaldım. Maliyet düşürdüm. Sonra 22'ye kadar. Elimde 1700 lot oldu. Biyo'da kalıcı olacağım bir gidişle. Yine maliyetiniz fena bir yerde değil Yunus Bey. Öncelikle onu söyleyeyim size. Sezai Bey, yukarıda yazdığınızı gördüm. Yeşile gelince ben tekrar sizinle bağlantı kuracağım. Siz de takip ederseniz sevinirim. Yeşile geldiğimde. Kaç lotunuz var? Yeşile geldiğimizde biraz sohbet ederim sizinle, olur mu? Evet. Bak Ali Ercan da geldi. Hoş geldiniz Sayın Ali Ercan. İyi akşamlar size de. Siz de yeşil istemişsiniz. Listeyi aldım. Sezai Bey istemişti. Beraber birlikte bakalım, olur mu? Evet, iyi akşamlar demedim var mı arkadaşlar? Hoş geldiniz demedim. Ali Veli hoş geldiniz. İyi akşamlar diyelim. Berkan Kamber hoş geldiniz efendim siz de. Hayırlı akşamlar. Estağfurullah Ali Bey, siz harikasınız. Şimdi arkadaşlar kimmiş burada Biyoen'de? Halk Citibank'ı görüyoruz. Malın sahiplerinden garanti, iş yatırım, deniz şeklinde devam ediyor bu bölge. Başka yabancı nerede var? Döçe almış. Yani burada Biyotrend Enerji, Yıldız Pazar hissesi zaten. Deutsche Bank'ın biraz maliyetlenmesi, eser miktarda Philip Capital ve Citibank'ın alması güzel arkadaşlar. Para toplamasında para toplaması var. Aslında şu tabloya baktığımız zaman Biyoen çıkmaması için hiçbir sebep yok. Yani toplaması hazır. Her şey hazır arkadaşlar. Yani şu an bir tanesi çıksa hocam dese ben şeydeyim, %100 nakitteyim. Bana ilk önereceğin hisse hangisidir? Bakın burada söylediğimiz hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Öncelikle onu söyleyeyim. İlk önereceğin hisse veya işte tavsiye demeyelim de işte ne alırsam ben para kaybetmem diyeceği hisselerin başında Biyotrend Enerji gelir. Açık ve net söyleyeyim arkadaşlar. Niye? Bakın toplaması güzel. Toplayanlar fena değil. Bakın Yatırım Finans 2 milyon 757 bin lot toplamış. Halk, Ziraat, Garanti, HSBC görüyor musunuz? Yani TEP. Burada bir A1 kapitali görüyorum işte satış kısmında. İş yatırım var. Biraz satmış ahlatçı. Sadece arkadaşlar biraz küçük bir zamana ihtiyacı var anladığım kadarıyla. Yoksa şurada yaklaşık %40'lık bir düşüş var yani. Bu %40'lık düşüşün üzerine bir tepki hareketi muhakkak olacaktır. Halka arz olduğu günden bu yana %18,54 oranında prim yapmış sadece. Hissenin fiyatı şu an 21,10. Şimdi grafikte göstereceğim. PDS'i 4,90, FK'sı 107 28 demiş. PDS uygun arkadaşlar. FK biraz yüksek. Son çeyrek bilançosunda 30 milyonluk kar elde etmiş arkadaşlar. Son bir ayda endeksle birlikte hareket etmiş olsaydı hissenin fiyatı şu anda arkadaşlar kaç olacaktı? 29 olacaktı. Son 2 ayda endeksle birlikte hareket etmiş olsaydı hissenin fiyatı şu anda 41 lira olacaktı. Bakın 41 lira. Evet. Evet, onun için endekse göre hareketi arkadaşlar çok ama çok zayıf. Şimdi 20-37 bölgesinde bir tane destek bölgemiz var biliyorsunuz ve 2 gün önce bu bölgede tuttu. Biz Salı günü yayın yapmıştık. O zaman bakmış mıydık hatırlamıyorum bir öğün ama bu 20-37 bölgesi tuttu ve şimdi yukarı doğru bir atak yaptı. Tabii atak cılız kaldı. Bugün biraz aşağı geldi tekrar. Ama şuradaki düşüş yani bugünkü düşüş hacimsiz bir düşüş görüyorsunuz. 24 milyon 25 milyon civarında bir hacim var. Bir önceki gün 30 milyonluk bir yükseliş hacmi vardı. Ondan önce de 40 milyona yakın 39 milyonluk bir yükseliş hacmi vardı arkadaşlar. Şimdi Biyoen 20-37'yi tuttuğu sürece ki ben daha fazla altına gelmesini beklemiyorum. Çünkü bu 20-37 bölgesi zaten bir maliyetlenme bölgesi. Yani alt tarafı artık yani biz başladığımız yere döneceğiz demek ki ben onu şu anda Biyotrend Enerji'de check-up'ında beklemiyorum arkadaşlar. Benim için önemli olan şu an buradan 22.54'ün üstüne atması. Ben 22.52 pardon 22.52'nin üstüne atarsa Biyotrend Enerji çok rahat arkadaşlar 26'ları çok rahat 30'ları bulacak. Ve asıl zor olanın ne olacağını söyleyeyim mi önümüzdeki süreçte Biyoen'le ilgili? Kârda oturmak olacak yani sizin için. Şu an zararda oturmak herkes için kolay. Kârda oturmak olacak zor olan.
O zaman göreceğim ben sizi. Yani benim beklentim arkadaşlar önümüzdeki süreç içerisinde, önümüzdeki birkaç hafta belki hani zamansallık açısından söyleyelim. Atağın 22.52 başta olmak üzere 26.17'lere kadar çıkmasını öngörüyorum, bekliyorum Biotrend Enerji için arkadaşlar. Evet, Biotrend ile ilgili söyleyeceklerimiz bu kadar. Efendim geçelim bir sonraki hissemize, gecemizin diğer hissesi COM. Bakalım COM'de durumumuz neymiş? Geo Event Media arkadaşlar. Hemen buradan da ayarlamasını yapalım. Check-up ayarlaması arkadaşlar. COM. Evet, kimmiş arkadaşlar malı toparlayanlar, özür dilerim, malı sahipleri, iş yatırım, ziraat, vakıf, info şeklinde bu bölge devam ediyor. Yabancıya bakalım, Citibank'ı gördük burada 1.73 oranında, Philip Capital 1.57 oranında, buna daha önce bakmıştık zaten. Bir para girişi var, 2.800.000 civarında. Toplayanlara bakalım, fena değil aslında, hissenin fiyatı şu anda 9.81. Bankof toplamış arkadaşlar. A1 Kapital, Info, Gedik, Marbaş şeklinde devam ediyor. Yalnız burada da garanti, Kredi Suisse'in ve garantinin satışını görüyoruz. Philip Capital'de satışta. Biraz daha sanki toplamışlar. Bakın %18'lik bir prim var Kasım ayında. Ve satmışlar arkadaşlar. Öyle gözüküyor. Gerçi çok da öyle gözükmüyor. Neden? Çünkü ortalama maliyetler biraz düşük. Hissenin fiyatı 9.81 olmuş. %51'lik bir primi var yılbaşından bu yana. PD'si 4.99, FK'sı 46.71. Yok aslında bu toplama aşağıdan maliyetlenmiş arkadaşlar. Sattıktan sonra hisse biraz daha yukarı çıkmış. Yani bu aslında şu manaya geliyor. Buradaki bölgenin bir kısmı tekrar buraya doğru kayma ihtimali var diyelim. Halka açıklığı %38.28. Son çeyrek bilanço kârı 9.815.000 arkadaşlar. Eğer son bir ayda endeksle birlikte hareket etmiş olsaydı hissenin fiyatı 8.99'du. Son 2 ayda birlikte hareket etmiş olsaydı 8.53'tü. Endeksine göre daha iyi bir hareket yapmış COM. Burada 7.83 bölgesinde bir destek vardı. Bu destekten kendisi almış arkadaşlar. Yukarı doğru atağını sürdürüyor şu dakika itibariyle. Yukarıda 11.41 bölgesi var. Belki o küçük toplamanın ve işte sağ taraftaki çıkış yapanların Bankof'a biraz daha desteğe gelme açısından, eğer sol tarafa doğru kayarlarsa 11.41'lere doğru bir hareket sürdürülebilir, devam edebilir arkadaşlar. Ama eğer hissenin gücü yetmeyecekse, ki toplama sahne çok 2.800.000 civarında bir şeydi, çok olmayacaksa şöyle 10 civarlarına geldikçe, daha doğrusu şöyle 11'lere yaklaştıkça hareket biraz daha sönümlenebilir. Dolayısıyla buradan itibaren, yani bugünkü şu seviyenin 9.81 seviyesinden itibaren pazartesi günü izlenilmesi gereken en önemli yol stopların takip edilmesi. Burada ilk stopumuz arkadaşlar 9.30 seviyesi. 9.30'un üzerinde kaldığı sürece şimdilik sorun yok, ama aşağısına gelecek olursa o zaman bir sıkıntı olabilir. Evet. Bunu da ifade edelim arkadaşlar. CVM ile ilgili söyleyeceklerimiz de bu kadar. Evet, geçelim bir sonraki hissemize arkadaşlar. Hangi hisse? Format bakalım. Format bakalım. Sohbet kısmındaki arkadaşlara birazdan döneceğim. Bu hisseyi de bir analizini yapayım arkadaşlar müsaadenizle. Format'ten sonra size dönüş yapacağım. Yalnız listemiz doldu. Biliyorsunuz salı günü 9.5 dakikada doldurduk listeyi. Bugün de 8 dakikada doldurduk arkadaşlar. Onun için biraz erken gelmekte fayda var. Check-up yayını için ya da check-up yayın saatini arttıracağız. Yayın gününü arttıracağız ya da öyle diyelim. Evet, format. Yanlış yazdık.
format arkadaşlar. Kimmiş arkadaşlar? Malın sahibi İş Yatırım Vakıf Garanti Ak Yatırım şeklinde devam ediyor. Bu bölge yabancı nerede? Citibank'ı görüyoruz. Şurada 1.67'de Philip Capital'i görüyoruz. 0.98 eser miktarda geçelim. Para giriş çıkışlarında çok bir para girişi var gibi görünmüyor arkadaşlar. Aldıklarını satmışlar. Burada alanlar toplayanları birileri de satmış arkadaşlar. İş Yatırım Vakıf Yap Kredi şeklinde böyle bir satış var. Ama toplayanlar iyi. Bakın Philip Capital'i görüyoruz burada. Global Ak Yatırım, Osmanlı yukarı doğru çıkıyorum. Ve en çok toplayan Bankof ve Info arkadaşlar. Deniz de toplamış. Burada Bankof'un toplaması manidar, önemli. Eğer hareket başlayacak olursa ben şu bölgenin bu tarafa doğru kaymasını beklerim. Doğrusunu söylemek gerekirse. %51'e yakın bir şey düşüklüğü var arkadaşlar. Prim kaybı var formette. Hissenin fiyatı şu anda 1.22. Kasım ayında %6 oranında bir prim kaybı söz konusu. Yani check-up'ında çok bir toplama yok ama toplayanlar fena değil. Yani Bankoflar, burada Philip Capital'ler, işte küçük yatırımcılardan da toplayanlar var baya. Dolayısıyla hisse fena değil şu dakika itibariyle. Yani biri gelse az önce BioN için kullandığım cümlenin bir benzerini format içinde kullanabilirim arkadaşlar. Hisse PD'si 1.30, FK'sı 37.75, halka açıklığı %89.15 arkadaşlar. Son çeyrekteki bilanço karı 2.923.000 civarında. Evet, eğer son bir ayda endeksle birlikte hareket etmiş olsaydı formatın fiyatı şu anda 1.37 olması lazımdı. Son iki ayda birlikte hareket etmiş olsaydı şu anda 1.28 olmalıydı. Şu anda 1.22 civarında format. Şimdi bu 1.20 bölgesinde kuvvetli bir desteğimiz var. Buradan defalarca daha önce değmiş. Bakın yakın vadede bu bölgede zaten daha önce bahsettik bundan. En yakın zamanda da burada 3 Kasım'da bir destek almış arkadaşlar yukarıya doğru. Şimdi bu bölgeye doğru ufak bir pin bırakma ihtimali var. Yani 1.20'lere değecek olsa ki şu an 1.22 ne fark edecek yani. Ha 1.20 ha 1.22 yani burada 1.22 de olsa rakam, 1.23 de olsa, 1.21 de olsa arkadaşlar. Yani şu anda bu format bu bölgelerden alım yerinde. Küçük bir toplamaya daha ihtiyacı var arkadaşlar. Bakın şöyle ağzını açmaya başladı Bollinger bandı. Bu aslında bizim için iyi bir gelişme. Ya bu bir tarafa kıracak. Ama bu bir tarafa kırışlar her zaman biliyorsunuz böyle kırmızı yaktıktan sonra genelde yeşil oluyor. Tabi yatırım tavsiyesi değildir bu söylediklerimiz. Şimdi bizim söyledik diyerekten illa yukarı çıkacak diye bir şey yok. Fakat benim aslında beklentim burada arkadaşlar beklentim şu. 1.20'ye tekrar bir daha değecek olursa ki değmese bile bu bölge o bölge sayılır. Yukarı doğru 1.42'lere doğru bir atak bekliyorum. Oralarda belki direnç bölgesiyle karşılaşabilir. Bakın burada değdiği 1 ve burada değdiği 2. Üçüncü olur bir daha değecek olursa. Eğer değerse de arkadaşlar ne yapar? Bir dirençle karşılaşmış olur. Pozisyon biraz azaltmakta o bölgelerde fayda var deriz. Evet. Ama bizim formatla ilgili beklentimiz biraz daha hareketin yukarı doğru ivmelenmesi şeklinde olacaktır. Evet, formatla ilgili söyleyeceklerimiz de bu kadar. Evet, kimler gelmiş, kimler katılmış aramıza tekrardan şöyle bir bakalım efendim. Evet, Ali Veli demiş ki Biotrend %233 bedelsiz. Evet, pazartesi mi başlayacaktı, öyle bir şeydi sanki. Evet, Yunsa var mı hocam? Tam bana sıra gelince yayın koptu demiş. Yasemin sizin adınıza bir hisse yazdık zaten. Yunsa listede yok. Evet, hocam yeşil demişsiniz ona bakacağız zaten. Beğeni atalım demiş Rahim Bey. Teşekkür ederiz efendim. Bedelsiz onaylandı ve BIST 30 olacakmış sanırım. BIST 30 değil de BIST katılım olabilir. BIST başka bir şey olabilir. Gerçi BIST 30 da olabilir. Yani o kadar bedelsiz şey yapıp 500 milyonun üzerine çıkarsa şeyi sermayesi BIST 30 da olur. Bir internet neden olmasın? Final Countdown Mert Bey miydi? Hoş geldiniz. Hayırlı akşamlar efendim size de. Efsane fikirler ARD, Yeze ve Çelebi demiş. Hoş geldiniz efendim siz de. Ne yazık ki listemiz doldu. Üstelik 25 tane hisse yazdık bugün.
Yunusa'da 70 bin içerideyim hocam, 13.50 maliyetim demiş Yasin Bey. Pazartesi günü hatırlatın bakalım sist analizde Yasin Bey Yunusa'ya. Bugün baktık zaten, bir daha bakarız. Yılmaz Turan hoş geldiniz. İyi akşamlar hocam, nasılsınız? Teşekkür ederiz efendim. Çok naziksiniz. Siz de iyisinizdir inşallah diyelim. Aydem bizi ağaç etti. Değerli yorumlarınızı duymak isterim. Yılmaz Bey size çok yardımcı olmak isterim. Fakat bugün ne yazık ki listemiz doldu. İnşallah pazartesi günü lütfen sesli yayında gün içerisinde hatırlatın. Memnuniyetle bakalım. Evet. Efsane fikirler Çelebi kaybettirmez, tavsiye değil dua demiş. Peki. Rahim Bey demiş ki beğen atalım hocama lütfen arkadaşlar. Teşekkür ederim. Mert Bey hoş geldiniz. Hocam iyi akşamlar. 8 aydır Ray SG bekliyoruz. 11 ortalama. Bir sonraki yayında diyelim efendim. Siz de hoş geldiniz. Ferhan Öztürk iyi akşamlar demiş. Hoş geldiniz efendim. Naten inşallah pazartesi günü sesli analizde hatırlatın. Memnuniyetle bakalım. Sayın Ali İhsan Biçer hoş geldiniz. Hayırlı akşamlar diyelim sizlere de. Alcatel istemişsiniz. Daha önceki yayınlarımızda var Alcatel. Çok da bir şey değişmemiştir. Onu da söylemiş olalım. Borsacı Usta hoş geldiniz Sayın Borsacı Usta. İyi akşamlar hocam, kolay gelsin. Hedef hisseye bakar mısınız? Hisseyi fonlar almış. Bir sonraki yayında diyelim. Çünkü bakın İlhan Bey de belirtmiş. Yani 5-6 dakika içerisinde doldu diyor arkadaşımız. Listemiz. Mert Bey Magen'de ne yapalım demiş. İnşallah iyi olur diyelim. Magen fena bir hisse değil. CEO gördüğüm en iyi pazarlanan hisselerden biri demiş Muzaffer Bey. 6 TL olur demiş Biyotrend Ali Veli. Doğrudur. Yusuf Kerkit hoş geldiniz. Hayırlı akşamlar Sayın Hocam ve arkadaşları demiş. Acemci Hareketler HLGYO istemiş. Efendim bir sonraki yayında inşallah Sayın Serkan Yanar hoş geldiniz. İyi akşamlar demiş. Sayın Birkan Kürkçü hoş geldiniz. Kütahya Şeker demiş efendim. Şekerim çıktı, Kütahya Şeker çıkmadı. Bugün sesli analizde Kütahya Şeker'i bayağı aslında konuştum ama bugün sesli analizin tekrarını izleme şansınız varsa orada dinleyebilirsiniz. Evet, Serkan Bey de Trilç ve Genel demiş. Vallahi listemiz doldu arkadaşlar ya. İnşallah bir sonraki yayında Beyaz Pazartesi günü sesli analizde hatırlatın bakalım efendim onlara. Sayın Mehmet Bey hoş geldiniz. İyi akşamlar, iyi yayınlar demiş. Acemi Hareketler hocam hisselere bakılacak. HLG yok, gözde var mı? Vallahi ikisi de yok ya. Olsa size kurban olsun diyelim. Evet. Geçelim arkadaşlar bir sonraki hissemize. Uşak bakıyoruz. Uşak bakıyoruz arkadaşlar. Evet, bizde kayıtlı grafik varmış. Burası neden değişmedi? Uşak Seramik. Hemen hızlıca check-up'ını oluşturalım arkadaşlar. Evet. Evet arkadaşlar, Uşak Seramik, kim iş malı sahibi, iş yatırım, garanti, iş bankası, vakıf, OYAK şeklinde devam ediyor arkadaşlar. Bu bölge yabancı Citibank Euro 2.79 fena değil. Philip Capital Euro 1.39. Geçelim. Bir para çıkışını görüyoruz. 2 milyon 224 bin civarında. Hissenin fiyatı şu anda 1.65. Toplamalarına bakalım. Bir para çıkışı var ama geçen yıl mesela %92 oranında bir prim yapmış. Bu yıl %30 prim kaybı var Uşak Seramik'te. Toplamalarda arkadaşlar garantiyi görüyorum. 3 milyon üzerinde lot almış. Bankofu görüyoruz. 3 milyon üzerinde lot toplamış. Ak Yatırım var burada. TEP burada fena satmış. Yatırım Finans da fena değil. 1,5 milyon satmış. Kredi Suisse de satmış arkadaşlar. 1,61, 1,67 falan. Ortalama bu bölgelerde maliyet satmış zaten. Peki. 1,66 Bankof'un maliyeti var. Garantinin de maliyeti 1,74. Yani aslında toplamalar fena değil ama işte bu TEB'in satışı patron satışı gibi duruyor. Hisse Eylül ayında %11'e yakın değer kaybetmiş. Ekim'de başladığı yerde kapatmış. Kasım'da henüz prim yapmamış. PD'si 0,99. FK'sı 30,08 arkadaşlar. Halka açıklığı %82,58. Son çeyrek bilançosunda karı 13 milyon 492 bin
diye gözüküyor. Eğer endeksle birlikte hareket etmiş olsaydı son bir aydaki fiyatı şu an 1.67 idi. Son 2 aydaki fiyat arkadaşlar 1.83 olması lazımdı. Şu an hissenin fiyatı kaç? 1.65 yani. Şimdi aslında Uşak Seramik'in bakıyorum şöyle fiyatı çok fena bir yerde de sayılmaz. Yani şu bölgede fiyatlamaya başlamış artık şuradaki. Ya yani şu bölge artık bitmiş. Şu bölge artık tarihe karışmış. Öyle gözüküyor. Tarihe karışmış gözüküyor. Burada küçük bir pin bırakmış. Ondan sonra daha bu bölgeye hiç uğramamış. Artık hayat bu Uşak Seramik için bu bölgede dönüyor. Bu bölgede dönüyorsa, bu bölgede artık tarihe karıştıysa biz ne diyebiliriz? Artık bu bölgeye göre diplerde mi değil mi? Evet, diplerde. Yani tarihi ayıran şu çizgi. Milattan önceki ve milattan önce ve milattan sonra gibi. Yani milattan önce ve milattan sonra gibi düşünmek lazım burayı. 1.55 bölgesi yani bu. Şu anda ise 1.65'te, 1.71 bölgesinde bir direnç var demişiz. Zaten daha önce baktığımızda bu bölgeye değmiş, buradan dönmüş. Buradan şu mana çıkıyor arkadaşlar. Şu an itibariyle hala al konumunda ve pozitif. Bugün de %2'ye yakın bir prim yapmış. 1.55 riski görülmekle birlikte yeniden, yani böyle 1.55 veya 1.60 civarında bir risk görülmekle birlikte yeniden 1.71'in üzerine atak üstünde kalıcılık olursa arkadaşlar Eylül ayın başından beri zaten bu bölgede şu an fiyatlanıyor. 1.71'in üzerinde fiyatlama başlarsa ilk de 1.91 olacak şekilde hızlı hareket eder. Evet. Aynen şöyle arkadaşlar bakın buradan desteğini alır. 1, 2, 3, 4 günde 1.91'i görmüş üstüne atmış. Ve asıl hareket 1.91'in üstüne çıktıktan sonra başlayacaktır. Onu da söylemiş olalım. Yani biz şu anda Uşak Seramik'te çok olumsuz değiliz. Fakat 1.55 riskini unutmadan bu bölgelerden kademeli olarak işlem yapılabilir. Kademeli almakta fayda var arkadaşlar. Onu da ifade etmiş olalım. Toplaması hani bir para çıkışı vardı ama en azından büyük yatırımcılar, büyük aracı kurumlardan alışlar var. Dolayısıyla mal toplanıyor gördüğümüz kadarıyla. Ya yani Uşak Seramik bir harekete başlayacak yakın zamanda ama işte ne zaman olur onu çok uzak zaman olacağını düşünmüyorum ama öncelikle onu söyleyeyim. Biraz daha yakın bir zamanda 1.71'i görecek. Fakat bizim için esas olan 1.71'in üzerindeki hareket. Ondan sonra da zaten esas hareket, hızlı harekete 1.91 üzerinde yapacağını kesinlikle ama kesinlikle düşünüyorum. Yani şu düşüşün bir benzerini böyle bir yükseliş şeklinde alma ihtimali çok yüksek Uşak Seramik'te. Evet, Uşak'la ilgili söyleyeceklerimiz de bu kadar. Evet. Geçelim bir sonraki hissemize arkadaşlar. İhlas Gayrimenkul. İhlas Gayrimenkul. İHG. Evet. İHL GM. Pardon, ben yanlış yazmışım. İHL GM değil mi? Evet. Ben dedim İHG ile neden çıkmadı bu? Evet, bizde kayıtlı grafiği yokmuş arkadaşlar. Ona da bakmış olur. Kaydetmiş oluruz. Burayı da multi düşünsek zaten X tüm Y hissesiydi bu da. Peki. HLGM. Evet, buna hiç check-up'ta bakmadık. Bu vesileyle bunu check-up'ta da buna bakmış olacağız. Aslında bu hisseyi ben unutmamam lazım çünkü şeyde bayağı bir 2016-2017 sürecinde bayağı bir alıp satmıştım ben bunu. Ama uzun zamandır uğramadığım için unutmuşum arkadaşlar. Evet. 91 maliyetli var arkadaşınız. Rica ederiz. Sedat Bey, İsmail Bey rica ederiz efendim. Borusan listede var Mehmet Bey. Evet. Peki devam edelim. Kimmiş manı sahibi TEB'i görüyoruz. İş yatırım ziraat garanti şeklinde bu bölge devam ediyor. Burada Philip Capital'i görüyorum. %1 oranında malı sahiplenmiş arkadaşlar.
Başka da bir şey yok. Böyle Citibank'ta 0.74 diyelim. Geçelim. 2 milyon 500 bin, 541 bin civarında, 542 bin civarında bir para girişi var. Hissenin fiyatı şu an 85. 91 maliyet var arkadaşınızın. 0.85 şu anda. Yılbaşından bu yana %33 oranında bir prim kaybı var arkadaşlar. Çok yani 2017'nin dışında çok bir prim yapmamıştı zaten. İhlas gayrimenkul. Kasım ayın başından bu yana %1'lik bir prim şeyi var. Yani prim yapmış. Burada Bankof'un sattığını, A1 Kapital'in Vakıf'ın sattığını görüyoruz. Burada toplayanlar Global Türkiye İş Yatırım Garanti şeklinde devam ediyor bu bölge. Yani aslında çok da şu an para girişi olmasına rağmen büyükler sattığını gördüğümüz için biraz hisse bekler mi acaba diye düşünmüyor değiliz. Halbuki Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim'de baktığınız zaman arkadaşlar bayağı bir para çıkışı, özür dilerim, prim kaybı var. Yani Mayıs'ta %10 yükselmiş ama diğer aylarda Ocak hariç full düşmüş yani hisse. FDS 0.93, VKS 13.48, halka açıklığı %76, 20.22. Son çeyrek bilançosundaki karı 58 milyon 700 bin civarında. Son ayla karşılaştırdığımızda arkadaşlar 0.88 olması lazım endekse göre. İhlas Gayrimenkul'ün son 2 aydaki primine göre 0.94 olması gerekiyor. Hissenin fiyatı şu anda 0.85. Evet. Evet, şu an öyle bir yerde ki aslında şöyle bir baktığımız zaman, evet şöyle bir daha değerlendirelim arkadaşlar şu bölgeyi. Destek olarak nereye atabiliriz diye. Evet. 0.84 bölgesi bizim destek bölgemiz olarak çalışabilir şu bölge arkadaşlar. Zaten gördüğümüz kadarıyla buralardan da zaten bir tepki almış. Yani bu düşüş görüyorsunuz arkadaşlar, günlerdir süren bu düşüş nerede tepki alıyor? Bakın 0.84 bölgesinde. Bu bölgeden bir türlü ayrılamamış arkadaşlar. Sürekli buraya pin bırakıp durmuş. Hareket buralarda destek bulmuş. Anladığımız kadarıyla 0.84 bizim için önemli bir destek bölgesi. Bir tane de direnç atalım. Arkadaşlar şöyle çalışan bir bölge olsun. Evet. Burası. 0.94. Arkadaşım maliyeti 91 mi demiştiniz? Evet. 94 bölgesine doğru ki burada çalışan bir bölge arkadaşlar. Hem buralarda çalışmış bakın. Hem buralarda çalışmış. Hem burada çalışmış. Hem de biraz daha yakınlaştırırsak bakın şu bölgeyi görüyor musunuz? Şu bölgede full çalışmış yani. Destek olarak, direnç olarak çalışmış. Direnç olarak sağlam çalışan bir bölge. Öncelikle onu söyleyelim. Biraz daha yakınlaştırdığımızda bu düşüş geldikten sonra burada bir tepki alıyor bu bölgeden, sonra kırıp altına geçiyor. Yani burası destek olarak da çalışmış üstüne attıktan sonra ama burada esas olarak artık direnç olarak çalışma ihtimali çok yüksek İhlas Gayrimenkul için. Hani toplayanlar fena değil, biraz ufak da olsa bir para girişi var gibi ama sanki hisse biraz daha bekleyecek gibi bir durum var arkadaşlar. Böyle 86, 87, 90 seviyelerine kadar şuna benzer birkaç hareket daha yapabilir. Böyle 90 seviyelerine kadar birkaç hareket daha yapabilir. Ama asıl hareketin ben 94'ün üzerinde, 0.94'ün üzerinde başlayacağını düşünüyorum. Onun için arkadaşlar buradan alımlar, yani 0.85'ten alımlar, maliyet düşürümleri ben önemli olduğunu düşünüyorum. Hani altına gelir mi? Şimdilik çok gelecek gibi durmuyor. Fakat sarkacak olursa öyle bir durumda da yapacağımız şey belli. Buradaki şeye bakacağız ve buradaki derinliği bilmediğimiz için üstüne tekrar attığında bu bölgeden tekrar maliyet azaltımı yapmış olacağız arkadaşlar. Evet, bunu da şöyle kaydetmiş olalım İhlas Gayrimenkul diye. Peki beklentimiz ne? Özetleyecek olursak bizim İhlas Gayrimenkul'deki beklentimiz arkadaşlar yakın zamanda, kısa vade için konuşuyorum. Benim İhlas Gayrimenkul'de beklentim buradan dediğim gibi 86, 87, 90 seviyelerine doğru bir hareket yapması. Ama çok yakında değil. Yani biraz daha toplandıktan sonra, yani bu buraları biraz daha test ettikten sonra şöyle hareketler yapabilir yukarı doğru. Ondan sonra 94 dolar 0.94'e kadar gelebilir.
Ve bence asıl hareket 0.94 direncini açtıktan sonra başlayacaktır İhlas Gayrimenkul'de. Evet, İhlas Gayrimenkul ile ilgili söyleyeceklerimiz de bu kadar. Arkadaşlar geçelim bir diğer hisseye. BRKO bakalım. BRKO, daha önce bakmadık biz bu hisseye. BRKO. Evet, izleme pazarında bir hisse zaten arkadaşlar, gördüğümüz kadarıyla o da bayağı bir düşük fiyattaymış, şöyle enteresan. Bakalım kim almış bunu? Bir para giriş çıkışı var mı? Ben de merak ettim işin açıkçası. Evet, 1 milyonu bir para girişi var. Bu rakama 1 milyon bir şey değil zaten arkadaşlar. Evet, kimmiş malın sahibi? Evet, kanala yüklenecek Murat Bey. Tabii ki hepsini ayrı ayrı kanala yükleyeceğim ben video şeklinde. İş yatırım, hak yatırım, garanti bizim menkul şeklinde devam ediyor bu bölge. Yabancı da alım var mı? BRKO'da hiç. Philip Capital'i görüyoruz. 627 bin lot almış. Evet, 0.53 malı sahiplenmiş. 1 milyonluk bir para girişi var BRKO'da arkadaşlar. Yılbaşından bu yana geçen yıl %258 oranında prim yapmış. 0.30 kuruluşlardan gelmiş. Enteresan değil mi? 0.31'lerden gelmiş. Bu yılda %11'e yakın bir prim kaybı var arkadaşlar. Hisse Eylül ve Ağustos'ta yükselmiş. Ekim ve Kasım'da şu an düşüyor. Deniz Yatırım Finans QNB toplamasında olanlar, maliyetler yüksek ama görüyor musunuz? 1.18, 1.23, 1.07 falan böyle devam ediyor. A1 Kapital, Ak Yatırım, bunlar da arkadaşlar bu bölgelerde satmışlar. Hisse aşağı gelmiş. BDS 1.61, FK'sı yok çünkü 3. çeyrek bilançosu açıklanmamış. 2. çeyrek bilançosunda da 9 milyon 863 bin zarar açıklamış. Halka açıkları da %97,51. Evet. Şimdi endeksle birlikte hareket edecek olsaydı son bir ayda şurada 1.14'te falan olması gerekiyordu hissenin. Son iki ayda da 1.18 civarında bir şey olması gerekiyordu arkadaşlar. BRKO. Yalnız işte izleme pazarında bir şirket. Yani bunun bir şeyi yok. Ne diyelim onun adına? Sürekli işlemi yok. Sürekli işlem olmadığı için de grafik tam oluşmaz arkadaşlar. Yani en iyi ihtimal biz 92 kuruş kısmını bir destek olarak alabiliriz. Burada da şu bölge arkadaşlar, 1.20 bölgesi de direnç olarak karşımıza çıkıyor. Şu anda sat konumunda ve negatif en kısa da. Fakat burada 92'yi kırmadığı sürece biz ilk hedefin 1.20 olacağını söyleyebiliriz BRKO için. Bizim yakın zamanda bununla ilgili beklentimiz biraz daha sabit, böyle yatay seyirde hareketini sürdürdükten sonra şuna benzer arkadaşlar bir çıkış olabilir. Birkaç gün sürecek yeşil, birkaç gün sürecek kırmızı olacaktır. Yani izleme pazarında olduğu için zaten sürekli işlem görmüyor. Dolayısıyla böyle hareketler yapabilir arkadaşlar. BRKO ile ilgili söyleyeceklerimiz de bu kadar. Geçelim bir sonraki hissemize. TRGYO bakıyoruz. TRGYO. Bizde kayıtlı grafiği vardı. Torunlar Gayrimenkul. Evet, TRGYO ekleyelim onu da. Evet, RGYO. Şimdi kimmiş arkadaşlar malın sahibi? İş Yatırım, A1 Kapital, Citibank Yabancı, Garanti Yatırım Fonları şeklinde bu bölge devam ediyor. Zaten buna daha önce bakmıştık, bu bölgeyi biliyorsunuz. Yaklaşık 19 milyonun üzerinde bir para girişi var. Hissenin fiyatı şu an 3.88. Geçen yıl ve ondan önceki yıl prim yapmış. %81, %40. Bu yılda arkadaşlar ne yazık ki %1 oranında bir prim kaybı var yılbaşından bu yana.
Evet, Tacirler, Bankof, İş Yatırım, QNB Finans, Yatırım Finans. Aslında toplamalar güzel, fena değil. Burada bir Philip Capital'i görüyorum. 2 milyona yakın bir lot satmış ama onun dışında bu bölgede bir toplama var arkadaşlar. Şuradaki işte %19'luk düşüşün burası biraz toparlamış gibi duruyor ama biraz daha toparlayacak gibi hisse. Yani ben toplamalardan bunu anlıyorum. Ben check-up'ını beğendim. Daha önce de söylemiştim. BDS 0.44, FK'sı 4.82, halka açıklığı %21.11, son çeyrek bilançosundaki kârı 67 milyon arkadaşlar. Bunu X yüzde değerlendirdiğimizde son bir aya baktığımızda arkadaşlar, eğer endeksle birlikte hareket etmiş olsaydı hissenin şu anki değeri 4.03 olması gerekiyordu. Eğer son bir ayla değerlendirmiş olsaydık hissenin şu anki değer arkadaşlar 4.24 olmalıydı. Hisse şu an 3.88'lerde. Peki, burada biliyorsunuz 3.34 bölgesinden almış olduğu bir destek vardı. Buradan aldığı destekle beraber hareketin yukarı yönünü sürdürdü. Az önce dediğimiz gibi hisse biraz daha yukarı yönlü hareket yapacak gibi duruyor demiştik. Sanki hani her ne kadar al konumunda olsa da arkadaşlar biraz aşağıya gelmiş. Şu 4.34 bölgesini bir kere daha gösterecekleri kanaatini taşıyorum. Yani şurada biraz yaklaştı yani şu hareketten sonra. Biraz daha 4.34 bölgesi görülecek gibi duruyor. Yani şu an ben negatif senaryo çok beklemiyorum TRGYO'dan. Biraz daha pozitif senaryo bekliyorum ama BIST 100 hissesi olduğu için Borsa İstanbul'da şu anda bayağı bir işte tarihi zirvelerde olduğu için onunla beraber küçük bir düzeltme yaşar mı? Yaşasa bile 3.33'leri ben çok öngörmüyorum ama 3.50-3.60 civarına bir geliş arkasından tekrar hareketin 4.30'lara doğru çıkmasını beklerim. Tabii yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Çünkü toplama bize onu gösteriyor yani baktığınız zaman. Yani toplama bize işte tekrardan bu hareketin 4.34 seviyelerine kadar çıkmasını az çok göstermiş oluyor arkadaşlar. Evet, TRGV ile ilgili söyleyeceklerimiz de bu kadar. Geçelim bir sonraki hisseye arkadaşlar. Hangi hisse? Inveo. Inveo. Sohbet kısmına birazdan döneceğim arkadaşlar. Birazdan yeni gelen arkadaşlarımıza hoş geldiniz diyeceğim. Şu hisseye de baktıktan sonra. Evet, bana biraz daha müsaade edin lütfen. Inveo. Rüçhan'ıymış bu. Kendisini nereden bulacağız? Mecbur buradan bulacağız değil mi arkadaşlar? Inveo. Evet, bulduk. Evet. Kimmiş arkadaşlar malın sahibi? Şöyle bir bakalım. Gedik İş Yatırım Garanti Ziraat şeklinde devam ediyor. Bu bölge yabancı nerede? Philip Capital'i görüyorum eser miktarda. Çok da burada bir şey yok gibi duruyor. Döçebank var eser miktarda. Geçelim. 3,5 milyona yakın bir para çıkışı var arkadaşlar. Şu an hissenin fiyatı 27,36. Biliyorsunuz bölündü bu. Inveo. 2 yıl önce %227 oranında prim yapmış. Geçen yılda %474 oranında prim yapmış arkadaşlar. Bu senede %89, %90 civarında bir prim yapmış arkadaşlar Inveo. Ekim ve Kasım'da şu anda düşüyor. Eylül'de çıkmıştı. Hissenin PD'si 3.26, FK'sı 7.13. Son çeyrek bilançosunda 199 milyon kar açıklamış. Toplaması fena değil. Özür dilerim, toplaması iyi değil. Çünkü A1 Kapital burada satmış, Philip Kapital satmış. Yani burada çok bir toplama yok arkadaşlar. Yani toplama almamış. Ama hissenin bilançosu güzel. Bakın bilanço iyi açıklıyor. Yani 200 milyona yakın kar açıklamış yani şirket. Daha ne yapsın? Yani buna rağmen ama hisse hareket etmiyor. Bölündü bir de biliyorsunuz bedelli açıkladı. Inveo. Ve
Ya ona rağmen toplamasında da çok bir şey yok gibi duruyor şu dakika itibariyle. Bu BIST 100 X tüm Y hissesiymiş arkadaşlar. Bunu silelim. Şuradan X tüm Y yapalım bunu. Evet. Eğer endeksle birlikte hareket etmiş olsaydı şu anda hissenin fiyatı 33.55 olacaktı son bir ayda. Son 2 ayda birlikte hareket etmiş olsaydı yine 33-35 civarında bir fiyatı olmuş olacaktı. İyi biliyor. Aslında işte şu hareketle beraber yani bu bölgelere gelmiş. Aslında hisse nerelerde? Şu bölgelerde fiyatlanıyormuş yani. Nereler buralar? İşte 13'ler, 15'ler. İşte sonra tekrar işte bu hareketi yapıyor, geliyor böyle. Sonra bir daha işte görüyor musunuz? Yani düşen bir grafik var ya aşağı doğru sürekli. Sürekli düşen bir hareket var yani. Evet. Peki burada neresi tutacak? Zaten çok bariz belli bir destek hattımız gözüküyor. Pardon, direnç hattımız gözüküyor arkadaşlar. Bu bir tanesi direnç hattımız. Destek hattımızsa şurada bir gap boşluğu var. Belki uzun zamandan sonra 2010 2021'in başından itibaren şu gap boşluğunu almak için gelebilir diyelim. Evet, 25.49 burası. Aslında bu gap boşluğunu doldurmuş 2 gün sonra. Gap boşluğu da sayılmaz arkadaşlar o bölge. Onu da söyleyeyim. Evet, doldurmuş. Gap boşluğu demeyelim biz oraya. Yanlış bir bilgi vermiş olmayalım. Şu anda en kısa da sat konumunda ve negatif. Öncelikle Invio arkadaşlar. Onu söyleyelim. Tabii yeni düzenlenmiş şey. Bu biliyorsunuz grafik. Yani bölündükten sonraki düzenlenmiş grafik. Biz burada takip edeceğimiz bölge 25-41 bölgesi. Ben sanki bu 25-41'e Invio'nun biraz daha değeceğini düşünüyorum. Tabii yatırım tavsiyesi değildir. Yani bu bölgede biraz daha hareket değecek gibi duruyor. Eğer bu 25-41 bölgesine değecek olursa bu bölgelerden alımlar yine de kademeli olmalı. Çünkü altta ne yapacağını bilmiyoruz. Yani şu bölgeleri test edilebilir. Hatta ben size çok kuvvetli bir destek söyleyeyim mi? Yani burası çok uzak gelebilir size. Ya ben zaten gelecek diye de söylemiyorum. Fakat Inveo eğer hani niyeti bozarsa diyeyim. Niyeti bozarsa arkadaşlar en kuvvetli geleceği bölge 17.35. Hani buralara kadar gelir mi bilmiyorum ama 17.35'lere kadar düşerse de ben Invio'da niye düştün demem. Demem yani arkadaşlar. Yani çünkü asıl toplama bölgesi ve asıl test etmesi gereken bölge bu bölge artık. Hani ben bunun altında buraları bekliyor muyum? Hayır, 12'leri bekliyor muyum? Beklemem ama 12'lere geldiğinde niye geldin derim ama 17.35'e geldiğinde niye geldin demem arkadaşlar ben bu hisseye. Yani Invio ile ilgili de böyle bir kanaatim var. Yani yakın zamanda çok böyle aman aman bir beklenti içerisinde değilim Invio'dan. Biraz daha düşme riski ve potansiyeli mevcut gibi geliyor bana. Ama diyelim ki arkadaşlar negatif senaryo değil, pozitif senaryo yaşandı. O zaman da üstte 30-29 bölgemiz var. Daha önce çalışmış. Bakın buralarda defalarca çalışmış. Buradan aldık zaten. Bir de işte test ettiği bir bölge var. Burası destek olarak. Sonra da son olarak burada test etmiş yakın zamanda. Tekrar bu 30-29, 30-30 bölgesinin üzerine atarsa hareket bundan sonra hızlanabilir Invio'da arkadaşlar. Evet. Invio ile ilgili söyleyeceklerimiz de bu kadar. Evet, bayağı konuşmuşuz ya Invio ile ilgili. Evet arkadaşlar, kimler geldi? Hemen bir iyi akşamlar dileyelim. Ömer Delioğlu. Hoş geldiniz efendim. Hayırlı akşamlar. Hocam bu Aras'ta bir ay fiyat istikrarı vardı. Niye düştü bilginiz var mı? Bilmiyorum vallahi. Bakmak lazım. Ama bugün listemiz doldu Sayın Ömer Delioğlu. Acemice hareketler. Canınız sağ olsun demiş. Eyvallah. Çok teşekkür ederim. Çok naziksiniz. Yasin Okçu. Selamünaleyküm. Hayırlı akşamlar demiş. Hayırlı akşamlar efendim. Bugün hissesine bakamadım arkadaşlardan rica ediyorum. Rica ediyorum. Neyi rica ediyorum? Pazartesi günü ses analizim var. Buyurun saat 1'de başlıyorum. Yani bana şunu hatırlatmanız yeterli. Hocam biz işte check-up'ta bakamamıştık. Biraz uzun bakar mısınız? Derseniz yardımcı olurum her türlü.
Evet, Yasin Okçu, iyi akşamlar, aleykümselam. Mert Bey, hocam atağa geçecek ama kanser ediyor beni. Bir ileri iki geri, üç geri yapıyor demiş. Yasin Okçu da dinamik istemiş efendim, inşallah. Bir sonrakine diyelim. Evet, Mehmet Bey, Beresan. Valla şanslısınız Mehmet Bey, Borusan listemizde var zaten. Birazdan bakacağız ona. Evet. İlhan Bey de sağ olsun listede var demiş zaten. Sedat Bey, Uşak için de ayrıca teşekkür ederim. Bu arada İlhan Bey, moderatörümüz bizi terk etti ya. Kızdı. Nazip Bey. İnşallah Nazip Bey olgun ve tecrübeli bir insan. Tekrardan aramıza katılırsa çok mutlu olacağız. Evet, bizi buradan duyuyorsa sevgili moderatörüm, kıymetli insan Nazif Günger, lütfen bizi terk etmeyin. Biz size çok alıştık. Sedat yine Uşak içinde teşekkür etmiş. Rica ederiz. İsmail Bey bu şekilde. Mücahit. Hoş geldiniz Mücahit Bey. Abi besteleri nasıl görüyorsun? Mücahit Bey, bir sonrakine inşallah yardımcı olalım. Saime Günalp. Saime Hanım hoş geldiniz. Hocam MRG'ye düşmeye devam mı edecek? Bunları check-up artık bana ses analizi hatırlatırsanız memnun olurum. Orada bakarız memnuniyetle arkadaşlar. Mustafa Koçit, Baskez'e bakar mısınız? Baskez'e listemizde var. Yalnız biraz beklemeniz lazım Sayın Mustafa Koçit. Böyle sonlara doğru. Evet. Yayın yüklenecek dedik. Cem Sarı, hoş geldiniz dedik mi demediysek diyelim. Evet. Selçuk Kaynar. Sayın Selçuk Kaynar, hoş geldiniz. Hocam kale kim bakabilir misiniz? İnşallah bir sonraki yayında diyelim Selçuk Bey, veya lütfen gün içerisinde sesli yayınlarda lütfen şey yapın. Bize yazın diyelim. Evet, Aslan Dilmen, Sayın Hocam Nibaş'ın hali ne olacak? Bayağı kızmışsınız Aslan Hanım. Kızmayın bu kadar ya Nibaş'a. Bugün ses analizde biraz baktım Nibaş'a ama orada hatta birkaç da taktik söyledim Nibaş'la ilgili. Nibaş'la ilgili yani lütfen şey yapmayın. Biraz sabredin. Eğer benim videomdan sonra aldıysanız böyle kızgın suratı sanki bana yapmışsınız gibi hissettim. Benim videomdan sonra aldıysanız Aslan Hanım, ben orta vade demiştim. Rahat olun yani. Daha 5. işlem gününü geçtik. Yani şu anda bu hissenin siz toplamaya başlamadan ve yavaş yavaş toplarken aşağılarda olması sizin hayrınıza. Öyle söyleyeyim. Olur mu? Aydın Nümel, hoş geldiniz. Aleyküm selam. Murat Altınay, hayırlı akşamlar. Kolay gelsin Halim Hocam. Hoş geldiniz Murat Bey efendim. Evet, Selçuk Kaynar. Hocam kısaca da olsa bakabilseniz. Vallahi Selçuk Bey, sizi hiç kırmam ama gerçekten listem doldu. Sizden rica ediyorum. Bir sonraki salı günkü check-up'ta lütfen daha erken katılın. Veya dediğim gibi işte erkenden böyle pazartesi günü bana hatırlatırsanız ben memnuniyetle bakarım. Evet. İlhan Bey, Aydın Ümal Bey demiş. Erkan Bey hoş geldiniz. Hayırlı akşamlar size de. Kenan Kavak hoş geldiniz. Kolay gelsin hocam demiş. Hayırlı akşamlar efendim. Bugün geç kaldık demiş Erkan Bey. Sedat Bey teşekkür etmiş. Faruk Bey Baskez'e durumu ne olacak demiş. Faruk Bilen hoş geldiniz efendim. Hayırlı akşamlar size de. Listemizde var. Sona doğru bakacağız ona. Murat Bey, Şok Market içeriden haber almış. Her zamanki gibi yapanın yanında kar haber getir. Şok Market hisse almak için görüşmelere başlamış. Hayırlısı olsun Murat Bey. Aa, Nazif Bey burada. Ben buradayım. Sizi dışarıdan dinliyorum. Evet. Nazif Bey için arkadaşlar. Bakın bu kalpler Nazif Bey için. Tamam, kimse üstüne alınmasın lütfen. Bu kıymetli moderatörüm için. Dışarıdan dinlemek olur mu Nazif Bey? Yapmayın böyle şeyler. Gözünüzü seveyim ya. Yok yok, Nazif Bey bizi bırakır mı ya? Kanal kendisinin ya. Miras bırakacağım kendisine. Efendim. Muzaffer Bey, Nazif Bey'i seviyoruz kendisi. Tabii ya, biz de seviyoruz ya. Kıymetli bir insan. Yok İlhan Bey ya, size de kızmadı. Nazif Bey aslında, Nazif Bey'in bütün nazı bana, biliyorsunuz yani. Ama biz birbirimizi idare ederiz. Nazif Bey bizim büyüğümüz yani, gerçekten. Hem yaşça büyüğümüz hem ilmi olarak büyüğümüz. Öncelikle onu söyleyelim. Evet. Nazif Bey içeri alalım sizi. Biz hadi dışarıdan, tamam da sizin uzaktan bakmanıza alışık değil. Bakın Mesut Bey de aynı şeyi söylüyor. Bu binanın ana kolonu. Aynen doğru. İlhan Bey'e katılıyorum yani. Hakikaten öyle. Ha, Aslı Hanım demiş. Estağfurullah, çok önce aldım hocam. Tamam, maliyetiniz çok mu yukarıda Aslı Hanım?
Yani Nibaş bugün yok da hani söylediğiniz için söylemiş olalım. Bas gezel listemizde var Faruk Bey'i. Bakacağız birazdan. İlhan Bey size kızmak mümkün değil demiş. evet, Tülay Pekmezci hoş geldiniz. Selam hocam, sadece dinliyorum. Hoş geldiniz efendim. Ayağınıza sağlık. Şeref verdiniz Sayın Tülay Pekmezci. Çok teşekkür ederim. Çok kibarsınız. Bayram Çıtlık hocam, Nibaş bende var. Maliyet yüksek. Eyvah eyvah. Ciddi mi? Valla biz söylediğimizde 7 20 civarındaydı yani biz Nibaş'ı söylediğimizde. Orta vade dedik ama şimdi. Birileri diyormuş hocam bu orta vade illaki gelir. Ben de sana hesabını sorarım diyormuş. Evet. Ama ben bugün Nibaş ile ilgili sesli yayında arkadaşlar, Aslan Hanım, işte Bayram Bey, lütfen sesli yayınlarımı takip ederseniz gün içerisinde mutlu olurum. En azından kulaklıkla bile takip etseniz yeterli. Çünkü orada ben şey yaptım. Yani Nibaş ile ilgili biraz bir şeyler söyledim. Arzu Hanım vardı mesela, o da Nibaş almıştı. Sayın Arzulu, yanlış hatırlamıyorsam. Ona hitaben söylemiştim ben orada. Teşekkür ederim demiş. Gerek yok hocam, böyle daha iyi olabilir. Estağfurullah Nazif Bey. Siz dayanamazsınız bize ya. Tamam, yine canınız sağ olsun. Biz sizin kararlarınıza saygı duyuyoruz. Her zaman başımızın tacısınız. Ama her türlü kanal sizin, biliyorsunuz yani. Evet, Muzaffer Bey demiş. Nazif Bey'e çırak lazımsa başvurabilirim. 35'lerden aldınız. Peki. Yok hocam, ben kimseye naz yapmadım. Bundan sonra da kesinlikle de yapmam, karakterim değil. Evet, peki, eyvallah, teşekkür ederim. 30 sizin maliyette Bayram Bey'in de. Hocam okuldayım, kaçırıyorum ya yine. Tamam, bu hafta ara tatil. Aslan Hanım, eğer size de şeyse, okuldayımdaki öğrenci misiniz, öğretmen misiniz? Yani her iki türlü bu hafta ara tatil zaten. Yani üniversite öğrencisiyseniz onlara da var mı ara tatil bilmiyorum gerçi ama. Öğretmenseniz de ara tatil. Pazartesi, çarşamba, cuma bu hafta dinleyin lütfen. Hatırlatın, ben Nibaş'ı detaylı anlatayım size. Bayram Bey de gün içinde çok yoğunum demiş. Maşallah arkadaşlar. Peki o zaman bir sonraki, o zaman erkenden Nibaş'ı hatırlatın bakayım. Evet. Mustafa Bey tamam, bas gezi listemde var, bakacağım sona doğru. Mekanın sahibi sizsiniz. Estağfurullah, ben halka arz ettim biliyorsunuz kanalı. Borsanın Alemi kanalı. Hepimiziz arkadaşlar, malın sahibi. Sıkıntı yok yani, rahat olun. Tülay Hanım demiş. Evet, orta vadeli baş. Aynen öyle. Aslan Hanım öğretmenim demiş. Maşallah, çok güzel. Efendim dediğim gibi bu hafta ara tatil zaten. Eğer gün içerisinde pazartesi saat 13'te, çarşamba saat 13'te, cuma günü de saat 14'te birkaç saat süren sesli analizim var. Mümkünse katılın. Bakalım. Sayın Ramazan Kahraman hoş geldiniz. Hocam sabah yayında yazmıştım. BNTAS hisse bakabilir misiniz? 3.71 maliyet. Listemiz doldu Ramazan Bey. BNTAS zaten ben bugün ses analizde de baktım. İsterseniz oradan bakabilirsiniz. Evet. Peki arkadaşlar. Hisselerimle devam ediyorum. Birazdan sohbet kısmına yeni giren arkadaşlara merhaba demek için döneceğim. En son INVİ'ye baktık. Geçelim bir sonraki hissemize arkadaşlar. Kervan Gıda, uzun zamandır bakmıyorduk. KRVG'de iyi oldu aslında bu KRVG'denin sorulması. Dediğim gibi uzun zamandır bakmıyorduk arkadaşlar bu hisseye. Hemen bir bakalım uzun zamandır neler değişmiş check-up'ında. Toplamasını falan bir kontrol edelim. KRVG'de. KRVG'de. Evet arkadaşlar, kimmiş malın sahibi? Emeklilik fonları, Citibank, yabancı. Güzel, bakın yani hisse geçen yılın sonuna doğru halka arz olmasına rağmen Citibank güzel almış. Emeklilik fonları almış, yatırım fonları almış. Yani hisseden aslında bir beklenti var. Zaten halka arz olduğu günden bu yana %13, pardon %52 oranında prim yapmış. Biraz daha prim yapması bekleniyor demek ki hisseyle ilgili. Deutsche Bank da almış 0.75'te. Burada ne var? 5 milyonluk bir para girişi var arkadaşlar. Hissenin fiyatı şu an 11.64. Kimler toplamış? Halk toplamış. VakıfBank toplamış. HSBC, Oyak, ünlü Credit Suisse'in burada olması manidar. Güzel yani, onu söyleyelim. HSBC'nin de burada olması güzel. Yatırım finansının da burada olması güzel.
Yani Bank of'lar, Philip Capital'ler girmemişler arkadaşlar şimdilik hisseye. Yani bir beklenti var ama yakın vadede değil anladığım kadarıyla. Sanki biraz hareketin hızlanmasını bekliyorlar. Hareket hızlandıktan sonra girecekler gibi bir kanaat var. Credit Suisse'in ve işte yatırım finansın bu şekilde böyle pusuya yatmış beklemeleri bende bu algıyı oluşturuyor. Ki 9.93 maliyeti var gördüğümüz kadarıyla. 11 maliyeti var yatırım finansla şeyin Credit Suisse'in. Eylül ve Ekim'de arkadaşlar %12'ye yakın prim kaybetmiş hisse. Kasım ayında henüz ayağa kalkmış sayılmaz. PDS 3.03, FK'sı 25.58, güzel. Son çeyrek bilançosu henüz gelmemiş. Hareket onun için başlamamış olabilir. Bilançoyu bekliyor olabilirler. Bilanço hareketi olabilir. %27'lik halka açıklığı var diyelim. Hisse yer biliyorsunuz BIST 100 hissesi. Son bir ayda birlikte hareket etmiş olsaydı 13.62 olacaktı şu anda fiyatı. Son 2 ayda birlikte hareket etmiş olsaydı 14.40 olacaktı arkadaşlar fiyatı. Ama şu anda hissenin fiyatı 11.64'lerde. Evet, Kervan Gıda'da biliyorsunuz arkadaşlar 11-15 bölgesine bir destek yazmıştık biz. Hatta uzun zamandır bakmıyoruz değil mi biz bu hisseye? Ona rağmen biz bakmamıza rağmen bakın 11-15'e neredeyse 2 defa temas etmiş. Bir de altta 10.65'imiz varmış. Artık o bölgeye ne kadar değer değmez bilmiyoruz. Ama umarım değmez. Yani buralarda arkadaşların maliyetlerinden dolayı. Fakat çalışan bölgeydi. Hani ben bunun altına da çok gelmesini beklemiyorum demiştim. Yani şu grafiğe baktığım zaman aklıma şey geliyor. Trilçin grafiği de geliyor. Yani bu bölgelerde arkadaşlar hareket şuradaki yeşil yükselen trend olan 12,5 lira kadar ivmelenerek gider mi? Bakacağız. Biz en son Eylül ayın sonunda şu gap'i vermiştik. Gap'i hediye etmiştik hatırlıyorsanız. Ondan sonra hisse aşağı doğru hareketini devam ettirdi. Bakın kırmızı süreç nerede son buluyor? Yine bu 11-15 seviyesinde son buluyor. Şu anda 11-15 aslında çok uzak değil fiyat. En kısa da al konumunda ve pozitif. Kervan Gıda'da bir hareket başlayacak. Başlayacak arkadaşlar ama bunu bize sürpriz yapacak gibi. Yani şöyle bir gap'le başlayacak yine. Ama bir sürpriz yapacak gibi geliyor bana. Burada yukarıda 13.30 bölgemiz var. Bu 13.30 üzerine atabilir ama zaten buradan 11.64'lerden 11.65'lerden aldığı hareket bile olsa 13.30'lara kadar bence yatırımcısını memnun edecek güzel bir kar bırakabilir. Evet onu da söyleyeyim. Yani ben şu an toplamasında böyle aman aman çok bir şey yok. Fakat ben Kervan Gıda'da çok da olumsuz değilim. Negatif senaryo 11-15'tir. Elinde olmayanlar veya maliyet azaltmak isteyenler 11-15'i kendilerine bir düstur olarak alsınlar arkadaşlar. Ben tekrar şu 10.65 bölgelerine kadar düşüş çok beklemiyorum. En kötü 11-15'leri görür. Ondan sonra yukarı doğru hareketini sürdürür. Kanaatini taşıyorum arkadaşlar. Evet. Kervan Gıda ile ilgili söyleyeceklerimiz de bu kadar. Efendim geçelim bir sonraki hissemize. Angen bakalım. Angen yeni bir hissemiz. Yani bunun çok teknik analizinden ziyade toplamasına bakmak lazım. Şöyle bir yani check-up'ına bir bakalım. Yeni hisselerimizden. Evet, 2 milyon civarında bir para girişi kalmış. Angen'in halka arzına ben de katıldım arkadaşlar. Fakat ben ikinci gün tavan bozunca çıktım. 25-75 civarında bir satışım vardı. O gün bugündür de henüz girmedim. Bakalım girecek miyiz bundan sonra. Kimmiş malı sahibi? Ak Yatırım Yatırım Fonları Garanti Ziraat Vakıf şeklinde devam ediyor bu bölge. Yatırım fonlarının alması güzel ama %11'e yakın bakın yatırım fonları almış. Şimdi Türkiye'de biliyorsunuz yatırım fonları sayısı, fon şirketlerinin sayısı baya baya arttı. Artık fon yönetiyor bu şirketler ve yeni halka arzlarda girmişler. Malı da tutuyorlar hali ellerinde. 2 milyon 472 bin lot var. Yani bunlar da bir hareket yukarı doğru başlatmak isteyebilirler. Aslında diğer halka arzlardan farklı olarak yatırım fonlarının buradaki bu duruşu beni hisseyle ilgili umutlandırıyor. Songül Hanım buradaysa o da dinlesin lütfen. Gerçekten hisseyle ilgili umutlandırıyor arkadaşlar. Onu da söylemiş olalım.
Bir para girişi kalmış bu bölgede fakat çıkışlar fazla. Gedik, Deniz, Info. Bakın Bankof bayağı satmış, BGC satmış, Yatırım Finans satmış. Kimse elinde tutmamış hisseyi arkadaşlar. Belki yatırım fonlarının da elinde fazlaydı. Onlar bile satmışlar. Gördüğünüz gibi Ak Yatırım, Garanti, Ziraat, İş Yatırım şeklinde devam ediyor bu bölge. Yani toplaması çok yok ama hissede artık böyle volatilite bittikten sonra bir hareket başlayacağı kanaatini taşıyorum. Halka arz olduğu günden bu yana %11,64 oranında bir prim kaybı söz konusu. PDS 6,93 arkadaşlar. Son çeyrek bilançosunda da para kazanmış ve Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji Şirketi Yıldız Pazar hissesi arkadaşlar. Onu da söyleyelim. Şimdi ben bugün bunu analiz ederken sesli yayında şu bölgeye işaret etmiştim. Bu bölge hangi bölgeydi arkadaşlar? 19.80 bölgesi. Bakın düşüş ilk olarak burada sönümleniyor. Görüyorsunuz. İlk olarak burada sönümleniyor. Sonra burada. Yani bir sonraki günde buradan destek alıyor. Fakat aldığı desteği tekrar kıramayınca nereye kadar geliyor? Yine bu bölgeye geliyor. 2 gündür burada teması var. Şimdi ben bugün sesli analizde de söyledim. Bu hareket evet Mesut Bey buradasınız değil mi? Tamam harika. Çünkü o çok merak ediyordu hangini. Ondan dolayı siz de almıştınız biraz. Yani birkaç gün daha buralarda hareketini sürdürürse ben şu kanaate varacağım. Bakın dip oluşturma budur işte arkadaşlar. Hani diyorsunuz hocam bir hisse nasıl dip oluşturur ve yeni halka arz olmuş bir şirket nasıl istatistik, nasıl teknik analiz oluşturur? Bakın böyle oluşturur işte. Yani bu kırmızı süreç nerede durmuş? Burada durmuş 19.80'de. Atağa tepkiyi nereden vermiş? 19.80'de. Tekrar gücünü sağlayamamış. Nereden tekrar aşağı geldiğinde tekrar bir daha nerede durmuş? 19.80'de. Ve biz bu 19.80'i böyle birkaç gün daha durursa hani birileri soruyor hocam alım bölgesi neresi? Alın işte alım bölgesi. Yani bunu bilmek için yani müneccim olmaya gerek yok arkadaşlar. Alta bir tane çizgi attım. Bunu siz de çok rahat yaparsınız. Yani teknik analist olmanıza gerek yok. Sizler sağ olun. Bizlere teveccüh gösteriyorsunuz ama yani bunu yapmak çok da zor bir şey değil. Onu anlatmaya çalışıyorum. 19.80. Hocam negatif senaryo olursa en kötü ne olur biliyor musunuz? Artık bakın 1, 2, 3, 4. 4 defa biz bu bölgeyi test ettik ya hani. 5. defa, 6. defa da olursa artık ne olursa olsun bu 19.80 Ange'nin tarihinde çok önemli bir nokta olacak. 19.80. Özellikle onu söyleyeyim arkadaşlar. Yani ben Pazartesi ve Salı günü hareketin burada durmasını bekliyorum işin açıkçası ve buradan sonra da hareketin ondan sonra yeşiller yakmasını bekliyorum. Hani bazen arkadaşlar özellikle gruptaki arkadaşlar bana soruyor hocam Angen ne olur Angen ne? İşte Angen ne olacağını ben size açık net söyledim. Ben bunu bekliyordum yani Angen'de. Angen ve benzeri yeni halka arz şirketlerinde bunu bekliyorum arkadaşlar. Bunu gördüm. Bunu ilk Egepo'da da görmüştük. Hatırlarsanız Egepo için de aynı şeyi söylemiştim. Bakın ne yaptı bir haftadır Egepo? Güzel prim yaptı yani. Ya onun gibi bir şey düşünün bunu da. Evet, Angen'le ilgili söyleyeceklerimiz de bu kadar. Geçiyorum bir sonraki hisse arkadaşlar. BR Sam bakıyoruz. Borusan arkadaşlar. BRSan. Şimdi BRSan'ı yazarken Angen'le ilgili şunu da söyleyeyim. Yani burada kastedilen şey şu arkadaşlar. Şirket ne kadar iyi olursa olsun hiç fark etmez ama bizim borsamızda ne yazık ki şirket halka arz olduktan sonra ilk olarak ne yapıyorlar? Algıyla oynuyorlar. Algıya işlem yapıyorlar. Yani şirketin iyi veya kötü olmasının hiçbir önemi yok. Şirket ne zaman artık borsada şey yapıyor biliyor musunuz? Yani fiyatlanıyor şirketin büyüklüğü, küçüklüğü veya işte bilançosu. 2 tane bilanço geçer ondan sonra. Hocam kulağım sizde. Teşekkür ederim. Yani umarım yardımcı olmuşuzdur arkadaşlar. Hem soran arkadaşımıza hem de WhatsApp grubundaki diğer arkadaşlarımıza. Bayram Bey hocam Egepol hale gelmedi mi? İşte Bayram Bey alacağınız yer önemli. Şimdi siz Angen 19.80'den bana deseniz ki hocam ben alayım mı? Hani kimseye al sat tut tavsiyesi vermiyorum ama işte alım bölgesi bu. Yani onun için biz arkadaşlara söylüyoruz sürekli. Yani alım bölgesi çok önemli. Nereden aldınız çok önemli. Yani zaten biz gruplarımızda WhatsApp grubumuzda bundan bahsediyoruz arkadaşlar sürekli. Bakın burada arkadaşlar gruptaki arkadaşlar burada biliyorlar yani.
Benim size yaptığım en büyük katkı bu. Hisseyi alım yerinizle ilgili net bilgiler veriyorum. Evet, geçelim, neyse. Borusan arkadaşlar Deutsche Bank %15,72 malı sahibiymiş. İş Yatırım, Atatep, Yapı Kredi şeklinde devam ediyor bu bölge. Borusan yerine hangi yerine varsa. Vallahi bilemeyeceğim. Ben sizin için analizimi yapayım artık. Tercihler size kalmış Bayram Bey. Citibank'ı görüyoruz. %3 civarında burada. %1,9 Philip Capital'i görüyoruz. 2 milyonluk bir para çıkışı var Borusan'da. Hissenin fiyatı şu an 25,88. Geçen yıl %138 oranında prim yapmış. Bu yıl %7'lik bir prim kaybı var. Toplamalara bakalım. Deniz, Global, Ziraat, Yapı Kredi, Garanti şeklinde devam ediyor. Kimler satmış? Yatırım Finans satmış. Philip Capital satmış bu bölgede. Bank of Inc. çok önemli değil. Hisse arkadaşlar Ekim ve Eylül, özür dilerim, Ekim ve Kasım ayında yaklaşık %12'nin üzerinde prim yapmış. Güzel bir prim aslında bu. 22 liraları görmüştü. Fidesi 0,81, FK'sı 11,79. Hani toplaması, aman aman bir toplaması yok arkadaşlar. Hatta toplaması hiç yok diyebileceğimiz seviyede. Zaten toplandıktan sonra herhalde çıkışlar başlamış ki, yani şu rakamlara ulaştıktan sonra bir çıkışlar başlamış. Tekrar toplanır mı? Toplanabilir. Yani halka açıklığı %19,28. Son çeyrek bilançosundaki kârı 221 milyon. Son ayda endeksle birlikte hareket etmiş olsaydı arkadaşlar 24 lira olacaktı fiyatı. Şu an 25,34. Yok, fiyat 25,88, özür dilerim. Son 2 ayda birlikte hareket etmiş olsaydı 23,90 olacaktı. Yani endekse göre güzel de prim yapmış son 1 ay, son 2 ay içerisinde. Burada 22-20 bölgesinde bir destek vardı. Daha önce biz Borusan'ı birkaç defa analiz etmiştik arkadaşlar. Buraya zaten bir bölge atmışız. Burada birkaç defa temas etmiş ve kendini yukarı doğru atmış gördüğünüz gibi. 25-34 direnç bölgemiz. Uzun zamandır bu bölgeyi kıramıyordu. Şurada bu bölgeden almış olduğu destekle kırıp tekrar altına gelmişti. Ama hemen de gelmemiş. Yani bu bölgede alanlara güzel para kazandırmış burada, Allah var. Ve yine para kazandırma fırsatı sunmuş. Aşağı doğru gelip para kazandırma fırsatı sunmuş arkadaşlar. Daha ne yapsın yani hisse? Tekrardan 25-80 seviyelerine kadar gelmiş. Tekrardan bu bölgeleri, yayın mı dondu arkadaşlar? Sedat Bey yayın dondu demiş ama. Yayın nasıl şimdi, kontrol eder misiniz rica etsem? Evet. 25-34'ün üzerinde kalırsa ben olumluyum arkadaşlar. Ama yani aman aman bir toplaması yok dediğim gibi. Öncelikle onu söyleyeyim. Ama 25-34'ün üzerinde, 25-34'ün altı stop olacak şekilde Borusan takip edilebilir. Şu an zaten al konumunda ve pozitif, onu da söylemiş olalım. Borusan'la ilgili. Evet, Borusan'la ilgili söyleyeceklerimiz de bu kadar. Efendim, kimler var başka aramızda? Halil İbrahim Ciritlik. Hoş geldiniz hocam. Derilüks Holding bakacaktım. Halil İbrahim Bey, bir sonraki yayında memnuniyetle efendim. Yusuf Emir Cacina. İyi akşamlar. Ülker analizi lütfen. Yusuf Emir Bey, hoş geldiniz hem kanalımıza hem yayınımıza. Diğer arkadaşlarımız da aynı şekilde. Bir sonraki yayında diyelim. Çünkü yerimiz kalmadı. Ramço Kurt. Nazip Bey içeri lütfen demiş. Nazip Bey burada. Nazip Bey gölgesini bizden hiç eksik etmez ya, sağ olsun. Ondan şüphemiz yok. Evet, sağ olsun İlhan Bey hemen yardımcı olmuş. Sesli analizde sorabilirsiniz demiş. Evet, Murat Altınay, herkese iyi akşamlar, iyi tatiller demiş. Teşekkür ederiz. Aytekin Bey, hoş geldiniz. İyi akşamlar, iyi yayınlar demiş efendim. Sağ olun. Bayram Bey, İbrahim Bey geç kaldın demiş. Borusan dinle İbrahim demiş. Ki Ekrem Bey hoş geldiniz. Sayın Ekrem diyor ki iyi yayınlar, iyi akşamlar. Samet Ak. Samet Bey hoş geldiniz. Hayırlı akşamlar size de. Mesut Bey'i dinliyoruz demiş peki. Levent Bey hoş geldiniz. Siz de hayırlı akşamlar. Evet. Peki. Rica ederiz Songül Hanım.
Halil Karamanlı, hoş geldiniz. Hayırlı akşamlar size. Dursun Yıldız, efendim hoş geldiniz. Hayırlı akşamlar, iyi yayınlar demiş. Teşekkür ederiz efendim. Yayın iyi, güzel. Peki, 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 peki. Tamam. Borsa giderken hisseler yerlerde. Evet. Teknose bakabilir miyiz demiş. Dursun Yıldız, vallahi listemiz doldu. Size yardımcı olmak isterdim ama lütfen sesli analizde hatırlatın bakalım. Gün içinde 3 defa sesli analiz yapıyorum ve istediğiniz kadar hisseyi analiz ediyorum orada biliyorsunuz. Evet. Mehmet Göksel, hoş geldiniz efendim. Hayırlı akşamlar sizlere de. Merhabalar. Orçay listenizde var mı? Mehmet Bey, ne yazık ki yok. Sizden ricam, sesli analize katılın efendim. Orada sorun veya bir sonraki yayına erkenden katılın orada. Listemizi alıp bakalım. Halil Kahramanlı da hocam Peker geliyor istemiş. Halil Bey, sizin için de aynı şey geçerli efendim. Lütfen bir sonraki yayında veya erkenden sesli analize katılırsanız. Yani ben haftada o kadar çok analiz yapıyorum ki yani beni bulmamanız imkansız arkadaşlar. Yani pazartesi yapıyorum, çarşamba günü yapıyorum, cuma günü yapıyorum. Gündüz ortalama 3'er saat yapıyorum, 9 saat analiz yapıyorum. Salı ve cuma akşamları da ortalama 3-3,5 saat analiz yapıyorum. Yani gerçekten haftanın her günü neredeyse kanaldayım yani. Evet arkadaşlar. Geçelim bir sonraki hissemize. Yeşil bakıyoruz. Yeşil. Pardon arkadaşlar. Yeşil Yatırım Holding. Bizde zaten kayıtlı grafiği vardı. Hemen buradan hazırlayalım onu da. Evet, bir para çıkışımız var yeşilde. Toplamamız yani fena değil ama biraz daha lazım demek ki. Evet arkadaşlar. Kimmiş manı sahibi? Deniz İş Yatırım Garanti Ziraat şeklinde devam ediyor. Citibank'ı görüyoruz. 1.81 Free Capital 0.84. Bu bölgeyi biliyoruz. 8-9 bin civarında bir para çıkışı var arkadaşlar. Hissenin fiyatı şu an 2.02. Geçen yıl arkadaşlar %756 oranında bir prim yapmış. Bu yıl %53,56'lık bir prim kaybı söz konusu. A1 kapital toplamış. Güzel, bunun toplaması güzel arkadaşlar. Tera, Deniz, Step şeklinde devam ediyor. Onun da burada olması güzel. Philip Capital 400 bin lot almış. Bu da güzel. Info satmış arkadaşlar. Bayağı. İş Yatırım. Ak Garanti. Yatırım Finans'ın burada olması kötü. 2.10'la satmış. Ama bakın son Haziran, Temmuz, Ağustos 6 aydır neredeyse arkadaşlar full düşüyor yani hisse yeşil. Demek ki bu bir hareket yapacak. Yani tepki hareketi bile olsa yeşil bir hareket yapacak. Şimdi hangi arkadaşımızdı? Bana demişti ki hocam ne demişti? 6.20 maliyetim var demişti. Kimdi o arkadaşımız? Hangi arkadaşımızdı o? 6.20 maliyetim var demişti ya. Unuttum ismini ya. Buradaysa eğer. Gerçi Ali Ercan da takip ediyor bu hisseyi. Şimdi 0.87 PD'si var, 9.34 FK'sı var arkadaşlar. İkisi de uygun. Hisse halka açıklığı %81,75. Ana pazar hissesi zaten 23 milyonluk net karı var arkadaşlar son çeyrekte. Ha, Sezai Bey. Şimdi Sezai Bey, siz 6 lira maliyetim var diyorsunuz. Hisse şu an 2.02 fiyatında. 2.03'te bir tane desteğimiz var. Destek bölgemiz var. Yani biz bu bölgenin çok da kırılacağını işin açıkçası düşünmüyoruz. Düşünmüyoruz. 2.15'leri görmüştü biliyorsunuz. O bölgelerden inişler de yani elinizdeki şeye göre ya nasip bey harikasınız ya. Var ya Süpermen gibisiniz. Hemen yetiştiniz. Teşekkür ederim. Ya böyle varlığınızı hissettirin arada bir. Şimdi Sezai Bey şöyle yapalım. Yani ben size yardımcı olma açısından söyleyeyim. Elinizde kaç lot var bilmiyorum ama bu tür böyle 2.15'lerde biz direnç dedik ya, siz bizi sürekli takip ediyorsunuz yeşil analizlerimizde. Burada 2.15'te direnç diyoruz. Yani 2.15'i geçtikten sonra bir sonraki güne eğer kırmızı yakmaya başladığını görüyorsanız
Küçük de olsa pozisyon azaltıp böyle oyun oynarmış gibi, tabiri caizse hani teşbihatı olmasın, 100 bin lot var. Tamam, mesela bunun yani 10 binini 2-15'i gördüğünde biraz pozisyon azaltmakta fayda var. Tekrar aşağı gelme ihtimaline karşılık. Buradan aşağı doğru diyelim ki kaydı. 2.02'ye geldiğinde burada yaklaşık 12 kuruş karınız var. Oradan bir daha alırsınız. Maliyetiniz aşağı doğru gelir. Yani özellikle ben WhatsApp grubunda günde 2 defa stop listesi paylaşıyorum arkadaşlar. Bunu neden yapıyorum biliyor musunuz? Günde 2 defa stop listesini niye paylaşıyorum? Çünkü iş süren stop kullanıyoruz. Yani hareket de fiyatla birlikte hareket ediyor. Ve bu iş süren stop sayesinde arkadaşlar siz hissenin aşağı hareketini, yukarı hareketini hiçbir şekilde kaçırmıyorsunuz. Yani karınızı maksimize edebiliyorsunuz, zararınızı da minimize edebiliyorsunuz. Yani sizin böyle durup beklemekten ziyade bu tür böyle ataklardan sonra yani bir stop stratejisi uygulamanız şart artık Sezai Bey. Yani öncelikle onu söyleyeyim. Yani böyle bekleyerek olmaz. Ha şunu da söyleyeyim ama size. Yani hazır kayıt da devam ediyor ki. Yani benim yeşille ilgili biliyorsunuz orta vade beklenti içerisinde bulduğum hisselerden biri yeşil. Yani gerçi bizim beklenti tutarımız, yani beklenti hedefimizde bile sizin şeyinize yok. Beklentimiz primimizde bile sizin maliyetinize gelmiyor. İşte o zaman siz ne yapacaksınız? Ya bu stop stratejisini bir şekilde uygulamak zorundasınız. Ben şu anda 2.03'teki bu desteğin çok kırılacağını düşünmüyorum. En kötü şuraya aşağı doğru bir pin bırakacaktır 1-2 gün. Şöyle en kötü. Sonra tekrar bu 2.03'ler ve 2.15'ler. Ama yeşil arkadaşlar, yeşil ben 2.15'ten sonra asıl atağını başlayacağını düşünüyorum. Asıl o zaman başlayacağını düşünüyorum arkadaşlar yeşille ilgili. Evet. Tabii söylediklerimiz yatırım tavsiyesi değildir. Sabrederseniz de buradan bir sorun çıkmaz. Yani az önceki söylediğiniz gibi yok işte ailem yıkılma noktasına geldi, yok işte başka şeyler falan, lütfen öyle şeylere girmeyin. Ben üzülüyorum öyle söyleyince. Onlar gerçekten gerek yok yani, bir borsa için böyle şeylere girmeyin lütfen. Evet. Evet, yeşille ilgili söyleyeceklerimiz bu kadar ama orta vade benim beklentim yukarılarda. Ha elinizde maliyetiniz varsa, ben Sezai Bey üzerine söylemiyorum ama yeni almak isteyenler buralar alım bölgeleri ufak ufak, ama Sezai Bey siz tekrardan mal toplamayın buradan. Onu söyleyeyim. Siz yukarı çıktıkça stop olmaya bakın ya. Elinizde malı şişirmekten ziyade artık siz mal şişirmeyin elinizde. Yukarı çıktıkça ufak ufak stop olmaya bakmanız lazım. Tekrar aşağılardan bir daha maliyetlenip yukarıdan stop olup kar alıp, yani tekrar aşağıdan bir daha maliyetlenip böyle böyle maliyeti aşağı çekmeniz şart. Başka türlü olmaz yani. Evet, yeşille ilgili söyleyeceklerimiz de bu kadar. Evet. Evet, bakalım başka. Ali Karamanlı hocam bir sonraki ne demiş? Teşekkür ederiz. Çok naziksiniz efendim. Alpan Kaynar, hoş geldiniz. Dursun Yıldız da bir dahaki ne demiş? Teşekkür ederiz efendim. Çok naziksiniz. Cemal Bey demiş, Nazip Bey kambersiz düğün, siz olmadan bu yayın tadı olmaz. Aynen öyle. Bak ben Nazip Bey'i görene kadar moralim bozuktu. Onu görünce moralim yerine geldi. Pekala. Evet, sağ olsun. Evet, rica ederiz. Evet, peki arkadaşlar. O zaman geçelim bir sonraki hissemize. ODAŞ. ODAŞ'a bakıyoruz efendim. Bizde kayıtlı grafiği var zaten. Odaş Elektrik. Bir para girişi var Odaş'ta. Şimdi ben orada arkadaşlar nasıl çok psikolojisini anlıyorum. Diyorlar ki ya biz burada bu kadar lotla bekliyoruz. En azından yani bu arkadaş da hani naçizane, hani kendimiz bir şey olduğundan değildi işte.
İşte borsanın alemi de yeşille ilgili beklenti açıklamış. En azından bekleyelim. Bir ümit oluyor en azından. Umut oluyor arkadaşlara diyelim. Evet. Peki Odaş Elektrik arkadaşlar kimmiş malın sahibi? İş yatırım garanti yatırım fonları şeklinde devam ediyor. Bakın yatırım fonları burada da güzel malı almış. 100 bin lota yakın malı sahiplenmişler. Yalnız Odaş Elektrik son çeyrek bilançosunda bir zarar açıklamış arkadaşlar. Bakalım ne olacak. Ama Kasım ayında da güzel prim yapmış. 1,54 şu an fiyatı. Citibank'ı görüyoruz. 1,50 oranında malı sahiplenmiş yabancılarda. 0,97 Philip Capital. Hisseye bir para girişi var. Bakın hisse şirket zarar ediyor arkadaşlar. 121 milyon zarar açıklamış son çeyrekte. Ama hisseye para girişi var. Birileri topluyor. Bakın Halk Yatırım topluyor, Ak topluyor, BGC Partners topluyor. Kredi Suisse 18 milyon lot almış net. Philip Capital burada 70 milyon satmış. A1 Capital 52 milyon satmış ama HSBC 44,5 milyon almış. TEP 28 milyon almış. Yani aslında Odaş ile ilgili hareketler çok güzel. Arkadaşlar. Şimdi 1,54 hissenin fiyatı. Geçen yıl %167 oranında prim yapmış. Bu yıl %61 civarında bir prim kaybı söz konusu. Son 2 aydır ama yani Ekim'de ve Kasım'da Odaş Elektrik'te ufak da bir hareket var. PDS'i 1,27, FK'sı 15,21 hissenin. Toplaması böyle aman aman çok bir toplaması yok ama hisseyi hareketlendirecek bir toplama oluşmaya başlamış. Ben onu görüyorum arkadaşlar. Son bir ayda endeksle birlikte hareket etmiş olsaydı 1,69'da olacaktı. Son 2 ayda endeksle birlikte hareket etmiş olsaydı arkadaşlar şu anda 1,65 olacaktı. Endekse göre primi az 1,52'lerde 1,54'lerde arkadaşlar şu anda fiyatı. Odaş Elektrik 1,33 bölgesinden 1,52 bölgesine doğru güzel bir atak yaptı. Şimdi ben asıl hareketin şu 1,52'den sonra başlayacağını düşünüyorum. Yani siz boş verin o Kasım ayındaki primi falan. Yani burada ben Odaş Elektrik'in asıl hareketi 1,52'nin üzerinde başlayacağını ve bence bu 1,52'nin de daha sonra çok da altına ineceğini düşünmüyorum. Hani ya, kısa orta vade için söyleyelim bunu. Zaten benim orta vadede beklenti içerisinde olduğum hisselerden bir tanesi de Odaş. Öyle miydi? Yanlış hatırlamıyorsam arkadaşlar. Öyle olduğunu düşünüyorum. Yani ben Odaş'ın yukarı doğru hareket yapacağını ve pozitif devam edeceğini bu süreçten sonra düşünüyorum. En kötü negatif senaryo olursa biz hep destekte yapıyorduk ya bunu arkadaşlar şu bölgeyi diyorduk işte altını bilemeyiz falan. Ben burası için yapacağım bunu arkadaşlar. Pardon özür dilerim. Bir 1,52 bölgesini. Evet. En kötü arkadaşlar bu 1,52 bölgesinden itibaren yani şöyle bir hareket yapacak. Sonra tekrar yukarı çıktığında biz bunu görmüş olacağız. Kanaatini taşıyorum. Yani bunu da buraya bakarak söylemiyorum arkadaşlar. Sadece hissenin şirketin büyüklüğüne ve hissenin hareketine göre alım satım hareketine göre bakarak söylüyorum bunu. Çünkü Yıldız Pazar hissesi bu çeyrekte zarar etmiş olabilir ama bir sonraki çeyrekte kar elde ettiğinde asıl hareketi 2 liralara, 3 liralara, 4 liralara kadar gitmiş olur. Evet, Odaş listemizde vardı ben yanlış hatırlamıyorum. Çünkü ben bu prim potansiyelini görmüştüm arkadaşlar burada. Orta vadede benim beklentim zaten yukarıya doğru fazla olduğunu düşünüyorum Odaş Elektrik için. Evet, Odaş ile ilgili söyleyeceklerimiz de bu kadar. Efendim geçelim bir sonraki hissemize Türk Hava Yolları. Evet. Türk Hava Yolları bizde zaten kayıtlı grafiği de var. Arkadaşlar. Hemen check-up'ına da bakalım. THY zaten bir numaradaydı. Arkadaşlar para giriş çıkışlarında. Biliyorsunuz bunun da bir sıralaması var ya hani. Bakın. Evet az önce şeyden dolayı baktığımız için kodla gitmeye başlamış. İmvo çıktığında rüçhanına baktık ya. Yoksa normalde yani şuradan bakacak olsak yine çıkmadı. Neyse. Bu şekilde neyse. Zaten bir para girişi var arkadaşlar gördüğünüz gibi.
THYAO. Kimmiş arkadaşlar malın sahibi? Citibank, Deutsche Bank, emekli fonları. Bu bölgeyi biliyoruz zaten. Bir para girişi var zaten, hissenin hareketinden belliydi. 733 milyon civarında. Ve hisse arkadaşlar 3 aydaki yaptığı primi görüyor musunuz? %10, %7, %19. Ne yapıyor? %29, %36. Yani 3 ayda %36 prim yaptı. Ayağa kalkmıyor denilen hisse bu. Arkadaşlar ayağa kalkmıyor denilen hisse, yani %36, %40'a yakın prim yaptı. Peki geçen yıl %11 oranında prim kaybı vardı. Bu yıl arkadaşlar %37,39 oranında primi var. Bank of toplamış, Ak Yatırım, TEP, Global Credit Suisse, HSBC, Yatırım Finans, büyüklerin hepsi toplamış. Ama yavaş yavaş sanki Philip Capital satmaya başlamış. Geçen de gördüğümüzde bu bölgeyi sanki öyle görmüştük. Hissenin fiyatı şu anda 17,82, 18'leri görmüştü. PDS hala 0,43, FK'sı 4,21. Yani hala uygun arkadaşlar. Fiyat son çeyrek bilançosunda da güzel kar açıklamıştı. 6 milyar civarında. Halka açıkladı da %50-55. Son bir ayda endeksle birlikte hareket etmiş olsaydı şu anki fiyatı 16 olacaktı. Son 2 ayda endeksle birlikte hareket etmiş olsaydı şu an fiyatı 14 olacaktı. Yani endeksten daha iyi bir getirisi var Türk Hava Yolları'nın şu dakika itibariyle. Şimdi biz arkadaşlar Türk Hava Yolları'nda şöyle bir şey görmüştük. 18-17 bölgesi, 18-15 bölgesi. Yani en kısa da stop olmak isteyenler için bu bölgede biraz pozisyon azaltılabilir demiştik arkadaşlar. Öncelikle onu söyleyeyim. Ve bunun altında artık fiyatlamaya başladık. Evet. Anlatalım 2 aydır üyesi Yunus Eser Bey, teşekkür ederiz. Herkes hocamıza destek olmaya davet ediyorum. Bastırın anlatalım butonuna. Teşekkürler. Evet Yunus Bey katıldı aramızda, 2. aydır devam ediyor. Bu kalplerde ve bu alkışlarda Yunus Bey için gelsin efendim. Sayın Yunus Eser için. Teşekkürler ediyoruz. Evet, Türkiye Hava Yolları'nda arkadaşlar dediğimiz gibi bu 18-15 bölgesinde bir direnç oluşabilir. Yani burada destek değil de direnç oluşabilir. Buradan biraz pozisyon azaltmakta fayda var demiştik. Gün içi sesli yayında anlatmıştım ben bunu yanlış hatırlamıyorsam, veya yine check-up yayında olabilir. Alttaki desteğimiz ise 16-22, yani burası biraz uzak olduğu için hani bu bölgelerde biraz pozisyon azaltımı yapılabilirdi arkadaşlar. Evet. Ama Türkiye Hava Yolları eğer bu 18-15 direncini aşacak olursa biz hareketin zaten benim orta vade beklentim de o Türkiye Hava Yolları'nda 20 TL'nin üzerlerine kadar hissenin gitmesi yönündeydi. Ama eğer gidemeyecekse de arkadaşlar 18-15'ten 16-22'lere kadar düşüşler normal. Ondan sonra hareket biraz yatay seyredebilir. Ama tekrardan ben şu 14'lü 13'lü bölgeleri çok da test edeceğini şu dakika itibariyle Türkiye Hava Yolları'nı zannetmiyorum. Yani hareket biraz daha yukarılardır, onu söyleyeyim. Yani önümüzdeki birkaç gün veya birkaç hafta içerisinde hareket yukarı doğru gitmese bile aşağı yönlü de çok hareket etmeyecektir kanaatini taşıyorum. Umarım bu konuda da yanılmayız. Türkiye Hava Yolları ile ilgili söyleyeceklerimiz de bu kadar. Efendim geçelim bir sonraki hissemize, DESA bakıyoruz. Evet. DESA neden değişmedi burası? Bu ara Viyop'ta güzel prim yapmaya devam ediyor arkadaşlar. ABD endeksleri yukarıda çünkü. ABD endeksleri yukarıda arkadaşlar. Dolayısıyla bizim gece Viyop'ta yukarıda kalmaya devam ediyor. Pazartesi günü eğer hafta sonu çok büyük bir haber akışı olmazsa pozitif bir endeks açılışı bizi bekliyor diyebiliriz şu dakika itibariyle. Evet. Peki arkadaşlar. DESA Deri ile ilgili bakalım kimmiş malı sahibi? İş Yatırım, Ak Yatırım, Garanti. Rica ederiz Mesut Bey. Devam ediyor. Deutsche Bank'ı görüyoruz. 1,60'ta burada yabancı. Citibank 0,70 oranında bu bölgede. Peki geçelim buraları. Bir para giriş çıkışına bakalım. Para çıkışı var. 2 milyon 366 bin civarında.
Burada Bank of toplamış ama Yatırım Finans, Credit Suisse, Philip Capital bu tarafta, eksi tarafta arkadaşlar. Hisse 2 yıl önce %160'a yakın prim yapmış. Geçen yılda %113 oranında prim yapmış. Bu yıl %13,35 oranında bir prim kaybı BESA'da. Hissenin fiyatı şu an 8,50. Sanki yani hisse bir hareket yapacak ki yapmış, 7,73 Kasım ayında prim yapmış arkadaşlar. Ama biraz daha toplamaya ihtiyacı varmış gibi duruyor. Yani belki bu Kasım Aralık'ta 10-15'i falan bulacak artı olarak. Ama biraz daha toplamaya ihtiyacı varmış gibi duruyor arkadaşlar. Onu da ifade etmiş olalım. Peki PDS'i 4,15, FK'sı 46,91. Son çeyrek bilançosundaki karı 7 milyon 363 bin, halka açıklığı %18 arkadaşlar. Son bir ayda endeksle birlikte hareket etmiş olsaydı fiyatı şu an 8,52 idi. Son 2 ayda endeksle birlikte hareket etmiş olsaydı hissenin fiyatı şu an 9,43'tü arkadaşlar. Peki hisse şu an nerede? 8,50'de. Burada yani bir hareket yapacak dedim ya size, bekliyoruz. 7,89'da kuvvetli bir destek bölgesi olduğunu düşünmüşüz. Daha önce bu bölgeye arkadaşlar bir destek çizgisi atmışız. Peki hazır yeri gelmişken, biz buna bir de hareketini yapmışken bir de direnç atalım değil mi? Nereye kadar bu hareket gider ve nerede sönümlenir? Biz elinde olan arkadaşlar nerede bunu takip etmeli diye bakacak olursak, yani bunun en iyi çizgisi arkadaşlar 10.02 bölgesi. Şu an ise 8.50'de. 10.02'ye kadar arkadaşlar bir hareket devam edebilir. Şu anda biz hani hisseden ne kadar bir para çıkışı olsa da ufak ufak yatay pozitif bir hareket olabilir. Yani böyle bir hareket beklerim ben DESA deride. Çünkü bugünkü hareketi hacimli bir yükseliş olmuş. Şöyle ufak ufak arkadaşlar, şöyle ufak ufak yatay pozitif de olsa bir hareket var. 10.02'lere yaklaştıkça biraz pozisyon azaltılabilir. Çünkü şu risk var arkadaşlar, bakın iki defa yapmış bunu. Üçüncü defa yapabilir. Ben üçüncü defa temas olmasa da şöyle bir hareket gelirse biraz aşağı gelip sonra kırmasını beklerim. Yani direkt böyle kırmasındansa biraz aşağı sönüklenip sonra kırmasını beklerim DESA deri ile ilgili. Ama çok olumsuz değilim bu şirketle alakalı. 7,89 negatif senaryoda kırılmadığı sürece yukarı doğru hareket devam edebilir arkadaşlar. Evet. Peki, DESA deri ile ilgili söyleyeceklerimiz de bu kadar. Efendim geçelim bir sonraki hissemize, Exer bakalım. Exer bence daha önce bakmadık. Check-up yayınımızda yoktu. Bunu da arkadaşlar hemen burada. Evet, ana pazar listesi X tüm Y. Güzel. Hemen check-up'ını da yazalım şuraya. Yani fena hisseler çıkmadı yine karşımıza, izleyen arkadaşlar için. Öncelikle onu söyleyeyim. Yani bir kişi gelse hiçbir şey yapmasa, sadece bu check-up yayınlarını izlese, bu check-up yayınlarında baktıktan sonra hisse alsa gerçekten para kazanır yani. Cemal Bey, sizin hisseniz harika. Almayı mı düşünüyorsunuz, aldınız mı yoksa Cemal Bey bu hisseyi? Evet, kim iş malı sahibi? Ünlü emeklilik fonları Türk İş, OYAK, İş Yatırım şeklinde devam ediyor arkadaşlar. Bu bölge Citibank yabancı var 1,63'te, Deutsche Bank'ı 1,32'de görüyoruz. Fena değil. Ege Seramik 4 milyon 743 bin civarında bir para girişi var arkadaşlar. Geçen yıl %179 oranında prim yapmış ise bu yılda %38,87 oranında prim yapmış. Hissenin fiyatı şu an 13,47. Kimler toplamış? OYAK topluyor. 2 milyon lot. QNB Ahlatçı Vakıf şeklinde devam ediyor bu bölge. Kimler çıkmış malı? Ak Yatırım, Credit Suisse, Bankof çıkmış arkadaşlar. Yani hissede hala şuradaki 2 milyon lotun hayrına mıdır nedir, bir para girişi var, para duruyor. Burada bir sorun yok. Fakat büyükler bu tarafta.
Kasım ayında %15 oranında prim kaybetmiş. Ekim ayında %15 oranında prim kazanmış. Birbirini nötrlemiş yani anlayacağınız. Bu bölge hala %30 yani birbirini nötrledikten sonra %38 civarında, %39 civarında bir prim var olduğu varsayılabilir bu bölge için. Yani belki Kasım ayındaki şu hareketten dolayı bir tepki hareketine oynana veya işlem yapılabilir, oynanabilir demeyeyim, işlem yapılabilir. FDS 212, FK'sı 575, ikisi de uygun aslında. Yani ana pazar hissesi arka açıklığı %33,27, son çeyrek bilançosunda 132 milyon kar elde etmiş. Burada arkadaşlar son bir ayda endeksle birlikte hareket etseydi hissenin fiyatı şu anda 15,03 olacaktı. 14 maliyetiniz. Son 2 ayda endeksle birlikte hareket etmiş neredeyse diyelim. Maliyetiniz 14. Hemen bakalım Cemal Bey, size stop konusunda yardımcı olalım. Hemen bakalım. Burada bir stopu var mı? Yani desteği var mı? Öncelikle onu bir tespit edelim. Beraber. Yani şuradaki şu bölge çalışan bir destek. Evet, 12.79 bölgesi, 12.79, 12.80. Bakın ilk olarak şurada çalışmış. Sonra bu bölgeyi terk etmemiş gördüğünüz gibi arkadaşlar. Destek direnç, destek direnç sürekli. Sonra hareket buradan aşağı inip, bakın şu U şeklinde inip buradan yukarı atıyor tekrar ve hareket tekrar bu bölgede sönümleniyor. Yani bu dirençle karşılaşıyor. Üstünde kalamıyor bir türlü. Üstünde açıyor, yine kalamıyor. Burası sağlam olmuş. Sonra tekrar yukarı atıyor arkadaşlar bu bölgeye, ta buraya kadar çalışıyor. Yine bunun altına ufak bir sarkma var. Tekrar yukarıya atıyor bu bölgede. Yani anlayacağınız şu 12.79 bölgesi, 12.80 bölgesi arkadaşlar bir destek direnç olarak sağlam çalışmış bundan önceki bölge. Şu anda sat konumunda ve negatif. Stop bölgesi demeyelim de artık stopu kaçırmışsınız zaten. Maliyetiniz 14. Gerçi 13.47 şu anda hissenin fiyatı. Stopu kaçırmışsınız çok da demeyelim. En kısa da o zaman size şöyle bir şey söyleyeyim Cemal Bey. 13.48 eğer pazartesi günü bu 13.47'nin altında bir kapanış alacak olursa biraz pozisyon azaltılabilir. Çünkü 12.79 riskini ben gördüm burada. Yani eğer şu hareket şöyle yukarı doğru hareket etmezse pazartesi günü kırmızı yakacak olursa bir ki bu 12.79'a değecektir. Yalnız bunu adet haline getirmiş. Bu 12.79'lara geldikten sonra şöyle bir hareket yapıyor. Görüyor musunuz? Adet haline getirmiş yani bu bölgede. Şu 12.79'ları kırdıktan sonra şöyle bir üçgen hareketi yapıyor muhakkak. Yani pin bıraka bıraka görüyor musunuz? Böyle. Yani şurada küçücük de olsa bir hareket yapmış yani 3-4 günlük bile olsa. Ona da dikkat etmekte fayda var. 12.47'nin 13.47'nin altında tekrar kalacak olursa pazartesi günü itibariyle o bölgelerden biraz pozisyon azaltmakta fayda var diyelim. Ekseri bu şekilde kaydedelim. Peki pozitif senaryoda ne olur? Bir direnç atmak gerekmez mi? Direnç de atmak gerekir de direnç şimdi biraz uzak ama yine de hareket ivmelenirse nerede sönümlenir? Nerede bir sıkıntıyla karşılaşır diye soracak olanlara net bir çizgi verelim. 14-27 bölgesi arkadaşlar. Evet, 14-27'de bizim neyimiz? Direnç bölgemiz. Onu da ifade etmiş olalım. Excel ile ilgili söyleyeceklerimiz de bu kadar. Efendim geçelim bir sonraki hissemize. Albaraka bakalım. Albaraka. Ya şimdi öyle Cemal Bey ama işte bu 13.48'i 13.47'yi bir takip edin. Eğer üstünde kalacak olursa ekser o zaman sorun yok. Ama altına sarkacak olursa tamamıyla değilse de biraz pozisyon azaltmakta. Hani %30, %40 hani bir stop stratejisi var yani. O şekilde hareket etmekte fayda var. Kanaatini taşıyorum. Bir stop stratejisiyle hareket etmek lazım. Yani tamamıyla kapatırsınız. Bu defa bir sonraki gün üstüne atar. Üzülürsünüz. Keşke hepsini kapatmasaydım dersiniz ondan dolayı. Çünkü borsa bu bilemezsiniz. Yani pazartesi günü 13.47'nin altında kalır dersiniz. Nasılsa bu 12.79'a gelecek. Hoca da söyledi. Satarsınız.
Sonra hisse 13.40'lara kadar gelir, 13.30'lara kadar. Sonra oradan bir pik yapar yukarı doğru 14'lere kadar. Ondan sonra arkasından bakarsın, eyvah dersiniz kaçtı. Ama işte o tür risklere karşı dikkat etmekte, yani ondan dolayı diyoruz. Yani %100 stop olmak her zaman bu bölgelerde gerek yok. Evet. Kimmiş arkadaşlar manı sahibi? Gedik, Albaraka'da bizim menkul Ak Yatırım Citibank şeklinde devam ediyor bu bölge. Güzel Citibank'ı görüyoruz burada yukarıda. Başka Deutsche Bank var, aşağıda var. Bir eser miktarda 34 milyonluk bir para girişi var arkadaşlar. Güzel. BIST 100 hissesi zaten bu. Hissenin fiyatı şu an 2.02. Bu Albaraka'ya daha önce bakmıştık. Hatırlarsınız arkadaşlar. Evet, aynen İlhan Bey'in dediği gibi Cemal Bey. İlhan Bey'in yazdığını şimdi okudum ben. Aynı o şekilde yaparsanız çok doğru bir strateji. Geçen yıl arkadaşlar %26.80 oranında prim yapmış. Arkadaşlar. Bu yılda %3.59 prim yapmış şu dakika itibariyle. Kim toplamış? Gedik, Ak Yatırım, QNB, BGC Partners Global, Credit Suisse 2 milyon lot almış net. Şurada 5 milyonluk bir lot satışı var arkadaşlar. Bankof'un yani para girişi güzel aslında. Şu Gedik'in 56 milyon toplaması güzel. Bir de mal sahibi. Yani doğrusunu söylemek gerekirse bu Albaraka'ya daha önce bakmıştık hatırlarsanız arkadaşlar. 3 aydır da prim yapıyor. Bu 1.90'ları görüp altına bir daha gelmişti. 1.70'lere kadar. Sonra bir daha çıkmıştı. Onu birazdan grafikte bakacağız. 0.67 PDS, 10.71 FK'sı var. Son çeyrek bilançosunda 51 milyon kar açıklamış. Halka açıklığı %18.04. Son bir ayda endeksle birlikte hareket etmiş olsaydı şu an fiyatı 2.12-2.14. Evet, 2.14 olmalıydı. Son 2 ayda hareket etmiş olsaydı hissenin fiyatı şu an 1.73 olmalıydı arkadaşlar. BIST 100 hissesi zaten biliyorsunuz. Biz burada evet 1.89, 1.90 hatırladım ben şimdi bu hisseyi. Bakmıştık biz buna. Şuralardaydı arkadaşlar. Biz baktığımızda şu bölgedeydi. 1.60 civarındaydı. 1.90'lara gelirse bu bölgelerden biraz pozisyon azaltılmalı demiştim. 1.90'ı görüp ondan sonra aşağı doğru bir geldi. Tekrar bu 1.63'leri test etti. Buralarda yatay bir seyir. O gün bugündür biz bakmamışız. Kimse de sormamış bize arkadaşlar. Hani az önce bir hisseyle ilgili bahsetmiştim ya işte bu altı çok beklemiyorum. Yukarıda böyle bir hareket yapar. Sonra tekrar yukarı çıkar demiştim ya. İşte onun aynısını yapmış Albaraka. Ve hacimli de yükselişler var arkadaşlar Albaraka'da. Yani bundan sonra hareket yukarı doğru devam eder mi? Bunu izleyip görmek lazım ama buradan girişlerde şu 1.89'u hiçbir zaman unutmamak lazım. Şu 1.89-1.90 bölgesine tekrar bir onaya gelecek olursa, bu onay aşağı gelirse kırılımdır. Aşağı kırılım onay olursa da yukarı doğru çok güzel en az %20, %30 belki %40 pik yapacak bir prim onayıdır. Onu da söyleyelim. Bu bölgelerden girişlerde şu an al konumunda bir pozitif herhangi bir sorun yok ama bu bölgelerden girişlerde 1.89 riskini hiçbir zaman unutmayın. İki türlü gelebilir. Bir onaya gelebilir arkadaşlar yükseliş onayına. Bir de onayı kırarsa düşüş olabilir. Orada riski artık siz alacaksınız. Onu da ifade etmiş olalım. Evet, Albaraka ile ilgili söyleyeceklerimiz de bu kadar. Geçiyorum bir sonraki hisseye hedef girişim bakalım. Evet, hedef girişim bakıyoruz arkadaşlar. Evet, bizde zaten kayıtlı grafiği varmış. Ana pazar hissesi X tüm Y yapacağız bunu da. Buna da uzun zamandır bakmıyoruz demek ki. Endeksle birlikte değerlendirelim bakalım. Evet. Hedef girişim. Girişim. Muzaffer Bey siz mi sordunuz bu hisseyi? 3.67 maliyetiniz var. Pekala. Bu arada pay geri alımını çarşamba günü tamamladı, kapattı.
demişsiniz. Peki. 3.67 maliyetiniz var. 2.65 hissenin fiyatı şu anda. Kim iş malı sahibi iş yatırım garanti Denizbank şeklinde devam ediyor. Bu bölge Philip Capital'i görüyoruz. 2.51 oranında. Geçelim. 5 milyonluk bir para girişi var. Geçen yıl ve bir önceki yıl çok ciddi prim yapmış arkadaşlar. Hisse %25 ile %251 oranında bu yılda görüyorsunuz. Ne şanssızlık değil mi? 0.72'den alanlar çok güzel paralar kazandılar. Bu yılda arkadaşlar 0.75 oranında prim kaybı var. Şimdi Muzaffer Bey de diyor ulan geçen 2 yıl önce %125 prim yapmış. Geçen %251 prim yapmış. Biz aldık hisse aşağıda. Nasıl oluyor bu iş? Nasıl bir şanstır bu acaba diye düşünüyorsunuz. Aslında iyi bir şirket. Ana pazar hissesi. Son çeyrek bilançosunda 204 milyon kar elde etmiş. Halka açıklığı %78.81. Ama bu işler böyle arkadaşlar. Peki kim toplamış? İnfo toplamış. Bugün ikinci mi üçüncü defadır bir info karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Aracı kurum olarak da biraz büyümeye başladı. Ben de info yatırımına çalışıyorum biliyorsunuz. Yatırım finansı görüyoruz. Yani büyük yatırımcılardan da artık alanlar var. Öyle diyelim. Yatırım finansın burada toplamış olması güzel, manidar diyebiliriz. Deniz'i görüyoruz, İCBC'yi görüyoruz, QNB var. A1 toplamış, güzel. Yalnız burada Bank of biraz satmış arkadaşlar. Philip Capital satış kısmında. Eylül-Ekim fena değil ama arkadaşlar Kasım'da %4,5-5'e yakın bir prim kaybı söz konusu diyelim. Evet. Peki PDS'i 1.05, PK'sı 2.02 zaten son çeyrek bilançosunda söylemiş olduk. Şimdi endeksle birlikte değerlendirdiğimizde son bir ayda 2.77 olmalıydı fiyatı. Hissenin fiyatı şu anda 2.65. Son iki ayda değerlendirdiğimizde hissenin fiyatının 2.85 olması lazımdı. Endekse göre daha az bir getirisi var. Burada bir düşen trendi varmış gördüğümüz kadarıyla. Bir de desteğimiz var. Yatay destek çizgimiz var. Kaçtan geçiyor bu çizgi? 2.54'ten geçiyor arkadaşlar. Bir de yukarıya yatay direnç atalım. Bakalım bu nereden geçecek? Evet, bakalım bu da arkadaşlar 2.84, 2.85 diyebiliriz buralara. Arkadaşlar bunu da böyle kaydedelim. Yani şöyle, öncelikle şu düşen trendini bir kırması lazım. Hani ben bu düşen trendi kıracak mı? Göreceğiz. 2.74'ten geçiyor şu anda düşen trendi. Eğer bunun üstüne çıkarsa 2.84'te asıl direncimiz orada olacak. Arkadaşlar. Şimdi nasıl söyleyeyim? Yani bu hisseyle ilgili aslında fena bir yerde değil. Hani toplaması da fena değildi. Bank of sağ taraftaydı, satış kısmındaydı ama toplayanlar da fena değildi. 2.54 riski bir daha olmak üzere. Bakın şu 2.54'teki hareket nereye kadar gitmiş görüyor musunuz? 2.84'e gitmiş yani. Bakın gitmiş 2.84'e gitmiş bu hareket. Yani önce böyle gitmiş, gelmiş, sonra bir daha gitmiş, ikinci de kıramamış. Aslında bunun iki defa gelip kıramaması güzel bir şey. Neden biliyor musunuz? Şundan dolayı. Üçüncü defa gelirse bu defa kırar arkadaşlar. Üstüne atar yani. Üstüne atar. Öncelikle onu söyleyeyim yani. Öncelikle söyleyeyim derken zaten bayağı bir şey söyledikten sonra söylemiş oldum. 2.54 riskiyle beraber, çünkü şu anda sat konumunda en kısa da, ondan dolayı söylüyorum. 2.54 riski olmakla birlikte, burayı unutmamakla birlikte ben hissenin negatif senaryoda 2.54 yine en fazla tekrardan 2.84'lere kadar bir hareket yapacağını işin açıkçası düşünüyorum arkadaşlar. Yani ben hisseyle ilgili, bu hisseyle ilgili negatif değilim. Geri pay aldığı zamanlarda düşürdüler. O destek o zaman çalıştı. Evet. Olabilir. Yani bu 2.54 desteği birkaç defa buralarda çalışmıştı zaten. Yani grafik genelde yanılmıyor arkadaşlar. Bakın alıyor, götürüyor, geri tekrar aşağı geliyor. Ya yani 2.54'e dikkat edecek şekilde hareketinizi sürdürebilirsiniz. Ben ise de çok negatif değilim arkadaşlar. Biraz daha yukarı doğru hareket başlayabilir, devam edebilir diyelim. Evet, hedef girişimle ilgili söyleyeceklerimiz de bu kadar.
Biraz sohbet kısmına bakalım. Kimler ne yazmış? Efendim, kimlere iyi akşamlar diyemedik diyelim. Evet, Sayın Yunus Eser'e tekrar teşekkür ederiz efendim. Onu görmüş olduk burada. Peki. Nazif Bey demiş ki Sezai Bey sizden bir ricam olacak. Devamlı bu kanalı izleyiniz. Jasmine, iyi yayınlar hocam. Kulağınız sizde. Teşekkür ederiz efendim. Eksik olmayın. İyi ki varsınız. Ben sizin istediklerinizi başka kanallarda görüyorum demiş Nazif Bey. 5-6 sefer istekte bulunuyorsunuz. Hissenize bakılmıyor. Sizden rica ediyorum. Sadece bu kanalı izleyin. Biz sizlere yardım edeceğiz. Allah'ına kurban senin ya. Nazif Bey. Bir tanesiniz ya. Adamın dibi diyorlar ya. Öyle. Evet. Sezai Bey lütfen moderatörümüzü dinleyin. Efsane fikirler. Tezor'un akidesini merakla B yazmış. Merakla bekliyorum demek istediniz herhalde. Tezor'un akidesini yani Twitter'dan şimdi değilse de gece paylaşabiliriz unutmazsak diyelim. Ne diyeyim? Yaşar Durak hoş geldiniz. Hocam Çemaş bakabilir misiniz? Yaşar Bey. Heh, zaten moderatörümüz cevap vermiş. Sağ olsun. Efendim Mesut Bey teşekkür etmiş. Rica ederiz efendim. Evet arkadaşlar hocamızın eğitimleri 3 bölümden oluşuyor. Anlatalım, katılalım, görüşelim. Anlatalım, öğrenelim, görüşelim. Teşekkür ederim Nazif Bey. Eksik olmayın efendim. Geçiyorum. Cemal Bey teşekkür etmiş. Rica ederiz. İlhan Bey taktiği hemen paylaştı Cemal Bey'le. Amaç zararı minimize etmek. Bravo. Harikasınız. Tahir Yılmaz hoş geldiniz. İyi akşamlar hocam demiş. Adresi ve logo. Vallahi ikisi de listemizde yok o Sayın Tahir Yılmaz. Bir sonraki check-up'ta lütfen Salı günü akşam erken katılın. Ya da ne yapın lütfen? Gün içerisinde. Sesli yayınlarımıza katılırsanız memnun oluruz. Evet 20.38'de dolmuştur. Aynen öyle. Peki yine de teşekkür ederim demiş. Rica ederiz efendim. Muzaffer Bey borsaya girdiğim yıl karşıma çıkan ilk hisseydi demiş. Peki. Müsait olursanız adres R. Ayın 8'i 12'si. AKD atar mısınız Twitter'dan? Tamam gece unutmazsam atayım Tahir Bey. Olur mu? Efendim peki. Nazif Bey demiş ki bizim kanalımızda hisseler anında not alınıyor. Bu yüzden listeler çabuk doluyor. Geç kalmazsanız sizin için iyi olur demiş. Teşekkür ederiz efendim. İlhan Bey de videolar içinde 12 hisse var. Onun içinde adese ve hedef fiyat var. Aynen öyle. Kim sormuştu hedefi bize? Adese, şey hedef diyorum. Adeseyi bize kim sormuştu? Soran arkadaşımız kimdi? Tahir Yılmaz değil mi? Evet. Rica ederim Zafer Bey. Cemal Bey demiş her ikiniz de birbirinizden değerlisiniz. Bizim için şans oluyor. Teşekkür ederiz efendim. Sağ olun, var olun, eksik olmayın. Evet, bir yudum su içelim. Yolumuza devam edelim arkadaşlar. Efendim geçelim bir sonraki hissemize. Otkar bakalım. Otkar. Daha önce check-up bakmamış mıyız? Otkar. Peki bu X tüm X BIST 100 hissesi arkadaşlar. Multi yapalım hemen. XU 100 yazalım buraya da. Şunu da şöyle yapalım. Tamam. Evet, Otkar. Demek ki biz check-up'ına hiç bakmamışız. Otkar. Evet arkadaşlar. Peki. Kimmiş malın sahibi? Citibank yabancı var. Yatırım fonları, iş yatırım, yapı kredi garanti şeklinde devam ediyor. Bu bölge
Citibank zaten malın sahibiymiş. Deutsche Bank'ı görüyoruz. Burada 2.37 ile güzel Philip Capital'de eser miktarda aşağıda. 35 milyon 36 milyona yakın bir para girişi var arkadaşlar. Hissenin fiyatı şu an 345-50 TL civarında. Peki. Geçen yıl %116 prim yapmış. Bu yıl %13 primi var. Henüz Ekim-Kasım ayında ama %4, %2,5 civarında bir primi var. Arkadaşlar. Rica ederiz Tahir Bey. Tabii ki. Ak Yatırım 169 milyon toplamış. TEB, Credit Suisse. Bunların burada olması güzel. BGC de toplamış arkadaşlar. Kredi, QNB Finans Markı'da toplamış. Bir Bankof burada duruyor. Onun dışında toplaması fena değil aslında hissenin. Toplaması güzel. Yani şu anda PDS'i de 61, FK'sı 10, 60, 10, 18 diyelim. Halka açıklı arkadaşlar %27,52. Son çeyrek bilançosunda 516 milyon 431 bin kar elde etmiş. Son ayda endeksle birlikte hareket etmiş olsaydı hissenin fiyatı şu anda arkadaşlar 383 lira olmalıydı. Şu anda 345 lira. Son 2 ayda endeksle birlikte hareket etmiş olsaydı hissenin fiyatı şu an 360 lira olmalıydı. Onu da söylemiş olalım. Peki hemen hemen altın üstüne bir destek atalım. Burası neymiş? Durmuş. Evet, güzel bir yerde durmuş. Burası bir destekmiş. Hatta burası bir destekmiş. Şu bölge arkadaşlar. Başka desteğe gerek yok. Bir de güzel bir direnç çalışsın burada. Yani şu bölge direnç olarak çalışmış mı? Evet, yani çalışmış bir bölge. Bakın şurada özellikle. Evet, 352,98 bölgesi direnç olarak çalışmış. Nerede çalışmış arkadaşlar bu? Evet. Geç katıldım. Yayın sonrası tekrar bakacağım yanınıza. Eyvallah Tahir Bey, eksik olmayın efendim. Şimdi bu direnç, önce dirençten başlayayım arkadaşlar. Nerede çalıştığını, çünkü ben de net görmek istiyorum. Şurada bir gördüm çalışmış, bakın şuradan destek almış. Burası önemli ama çalışmış. Şurada desteğimiz çalışmış. Şurası zaten açıp direkt altında kalmış, sonra üstüne atmış. Şurası destek olarak çalışmış. Şu bölgede arkadaşlar hareket gelmiş. Destek çalışmış. Altına kırdıktan sonra evet direnç olmuş. Üstüne atamamış. Asıl burası bizi bu çizgiyi iten kısım. Şurada değmeye çalışmış arkadaşlar. Şurada değmiş ve en yakında da bakın burada değmiş. Demek ki 352,98 bölgesi bizim için arkadaşlar önemli bir önemli bir direnç bölgesi. Peki desteğimiz nerede çalışmış? En yakında burada çalışmış zaten gördüğünüz gibi. Şu bölgede şurada çalışmış arkadaşlar destek bölgemiz. Buralarda direnç olmuş. Ve şurada destek olmuş, destek olmuş. İlk olarak da burada destek olmuş bize. Evet, peki. Altta 299,63, üstte 352,98 arasında bir hareket var. 352,98'e biraz yakın. Hareket 352,98'in üstüne atacak olursa rahatlar arkadaşlar. Biraz daha böyle yatay pozitif şu şekilde bir hareketini yapar. Ama elinde olan arkadaşım için, yani bize soran arkadaşım, eğer elinde varsa Otkar, 352,98'e yaklaştıkça tıpkı şuna benzer bir riskle karşılaşmaması için, ki yakın zamanda bakın iki defa temas etmiş, kıramamış. Ben üçüncüde kırmasını beklerim. Ama diyelim ki kıramadı. Şu bölgeler arkadaşlar biraz pozisyon azaltma bölgeleridir Otkar için. Onu söylemiş olalım arkadaşlar. Bunu da kaydedelim Otkar diye. Daha sonra baktığımızda tekrardan bunu görmüş oluruz. Negatif bir senaryoda ise arkadaşlar 299 seviyesine kadar aşağı düşme riski ve potansiyeli var. Bunu da söyleyelim. Hani çok beklemiyorum şu anda ama diyelim ki düşecek oldu. Oralara kadar bir risk söz konusu. Yakın stoplu çalışmakta fayda var. Çünkü aşağıdaki destek bölgemiz biraz uzak. Kırmızı yakmaya başladığında biraz stopu yakın tutmakta fayda var diyelim arkadaşlar. Evet, Otkar'la ilgili söyleyeceklerimiz de bu kadar. Efendim geçelim bir sonraki hissemize. Karsan bakalım. Karsan arkadaşlar.
Bizde kayıtlı grafiği varmış zaten. Carson Otomotiv BIST 100 hissesi. Bunu da hemen XU100 ile karşılaştıralım. Arkadaşlar, bu dursun. Hemen check-up'ına bakalım. Ondan sonra grafiğine geçelim. Bunu da yazalım. Evet, bir para çıkışı var ama toplayanlar fena değil. Peki arkadaşlar, kimmiş malın sahibi? Ak Yatırım, İş Yatırım, Yapı Kredi garanti şeklinde devam ediyor. Bu bölge Citibank'ı görüyoruz. 0.87 A1 Kapital, biraz eser miktarda. Yabancı çok almamış arkadaşlar bu şirketi. Carson Otomotiv Yıldız Pazar hissesi. Yani biraz ya da pozisyon azaltmışlar. 4 milyonluk bir para çıkışı var. Hissenin fiyatı şu an 3.62. Bu da o 2017'deki baba yiğitlerden, 5 baba yiğitten bir tanesiydi herhalde. Carson yanlış hatırlamıyorsam bir ara güzel pik yapmıştı yukarıya doğru. Sonra aşağı doğru geldi. Evet. %103 prim yapmış 2019, 2020 yılında arkadaşlar. Hissenin fiyatı şu anda 9, özür dilerim. Bu yılda 9.37 civarında bir prim yapmış. Hissenin fiyatı şu anda 3.62. Peki kimler toplamış? Bakalım, Info, Garanti, Philip Capital, Bank of toplamış. Yani hissede bir para çıkışı var ama şurada Yatırım Finans'la Yapı Kredi'nin sanki çok ciddi bir satışları var. Bir de Ak Yatırım, ondan dolayı para çıkışı olmuş. Yoksa onun dışında Philip Capital ile Bank of toplamış. Yani Carson aslında fena bir toplaması yok. Yani var gibi gözüküyor. Güzel bir toplaması var yani. Onu anlatmaya çalışıyorum. Toplamasını beğendik. Eylül ayında arkadaşlar %5'lik bir düşüş var. Ekim ayında yatay bir süreç, Kasım ayında da yatay bir süreç diyelim. PDS'i 4.50 ama son çeyrek bilançosunda zarar açıklamış, 13 milyonluk. Arkadaşlar, onun dışında başka bir sorun gözükmüyor. Toplaması fena değildi. Hisse eğer endeksle birlikte son bir ay hareket etmiş olsaydı 4.16'da olacaktı. Son 2 ayda endeksle birlikte hareket etseydi yine aynı bölgede 4.16-4.15 bölgesinde olacaktı Carson. Şimdi 3.26 bölgesi, altta destek 3.99, yukarıda direnç hareketi var demişiz. Daha önce baktığımızda bu 3.26 bölgesine uzun zamandır değmemiş zaten. Peki buna yakın bir destek daha atacak olsak mesela şu bölgelerde ne olur? Bence gayet de güzel olur. Mesela 3.44, hani hocam 3.26 çok uzak. Bir de 3.44'e atalım. Bakın çalışmış bir bölge daha önce. Şurada çalışmış. Şurada çalışmış arkadaşlar. Şurada çalışmış daha çok. Şurada değmiş iki defa. Ve yakın zamanda arkadaşlar buralarda değmeye çalışmış. Burada 3.44'ün riskini kabul ederek, yani ben hissenin bilançosu, şirketin bilançosu negatif olduğu için, yani zarar açıkladığı için biraz sadece korktum. Onun dışında bence toplaması fena değil arkadaşlar. Hisse buradan 3.99'lara doğru bir atak yapabilir. Yalnız daha önce değmemiş. Ben ilk seferde kırmasını beklemem. Buraya kadar gelir, bir hareket sönümlenir kanaatini taşıyorum. Ama biri bana sorsa desek hocam Carson için bu bölgeler alım bölgeleri mi? Evet, Carson için bu bölgeler alım bölgeleri derim arkadaşlar. Ama buradan alacak arkadaşlar da bu 3.44 riskini de unutmasınlar. En kötü 3.26'yı görür ama 3.44 bölgesi de biraz şey yapabilir. Aşağı doğru çekebilir. Onu da unutmadan hareket etmekte fayda var. Ama benim önümüzdeki dönemde Carson'la ilgili beklentim biraz daha pozitif. 3.99'lara kadar, ama 3.99'ları ilk seferde kırmasını da beklemem. Evet, Carson'la ilgili söyleyeceklerimiz de bu kadar. Efendim, geçelim bir sonraki hissemize. DERHL'e bakıyoruz. DERHL. Evet, DERHL bizde kayıtlı grafiği yokmuş. DER Lüks Yatırım. Evet, bunu da hemen X tüm Y'ymiş arkadaşlar.
Evet, hemen check-up'ına geçelim bakalım. Buna da ilk defa bakıyoruz. Check-up'ta soran arkadaşımıza teşekkür ederim en azından bu sayede. Bu ara bu hisseyi soran arkadaşlar bunu Investing'deki gruplarda da yazarlarsa biz bu hisseyi sorduk. Bu kanalda yayınlandı analiz şeklinde çok mutlu olurum. En azından ihtiyaç olan arkadaşlar da izlemiş olurlar. Kimmiş malın sahibi? İş Yatırım Ziraat Garanti Vakıf şeklinde devam ediyor bu bölge. Philip Capital'i görüyoruz 1.36. Fena bir oran değil arkadaşlar. Citibank'ı görüyoruz 0.54. Eser miktarda diyebileceğimiz kadar. Hissenin şeyleri çok fazla değil zaten gördüğüm kadarıyla arkadaşlar lotları. 23-24 milyon civarında bir lotu var. 27 milyonmuş arkadaşlar. Bir para çıkışı var 429 bin civarında. Geçen yıl %117 oranında prim yapmış. Hisse bu yılda %46 oranında bir prim kaybı söz konusu. Hissenin fiyatı şu anda 4.73. Der Lüks Yatırım Holding. Arkadaşlar. Kimler toplamış malı? Gedik, Vakıf İş Yatırım, HSBC, Abi Kapital, Philip Kapital. Yani çok toplaması var gibi durmuyor. Credit Suisse burada satmış, Yatırım Finans satmış. PDS'i 1.90, FK'sı 17.33. Ağustos'ta güzel primlenmiş ama Eylül, Ekim, Kasım'da bu primi bakalım 6-8 almamış. Daha yarısını almış sayılır. Ama yılbaşından bu yana baktığımızda arkadaşlar yani bir prim kaybı var. Zaten onu da görüyoruz arkadaşlar. Evet. Geçelim buradan o zaman grafiğine. %86.30 halka açıklığı var. Son çeyrek bilançosunda 4 milyon kar elde etmiş arkadaşlar. Son bir ayda eğer endeksle birlikte hareket etmiş olsaydı hissenin fiyatı şu an 5.32 olmalıydı. Son 2 ayda birlikte hareket etseydi hissenin fiyatı şu an 4.98 olmalıydı arkadaşlar. Peki der hele şöyle bir bakalım. Hani hissenin bulunduğu yerde fena sayılmaz ama çok bir toplaması yok. Dolayısıyla böyle aman aman bir hareket yapacağını çok da beklemiyorum. Ben bu şirketin yakın zamanda biz böyle dedik yarın tavan yapıyormuş. Yapar mı yapar vallahi. Bana inat diyormuş. Yok canım yapsın diye bana inatla alakası yok da. Yapsıyorsa yapsın. Yaptı da biz mi yapma dedik yani. Evet. Bu da destek olabilir arkadaşlar. 4.43 bölgesi. Çünkü buralarda çok çalışmamış buralar biliyorsunuz. Bakın şu bölge komple yok yani burada. Yani nereden baksanız işte 10 aylık bir süreçten bahsediyoruz. Yani öyle enteresan da bir grafiği var görüyorsunuz. Yani böyle bir hareket yapmış gelmiş. Yani böyle ters günlükte baktığınızda uzun vadede bir ters çanak bile olmuş olabilir. Yani böyle bir ters çevirirsin aşağı doğru gidebilir. Yani formasyon bakıyor olsak alın size formasyon. Bundan hala formasyon mu olur yani? Ama formasyon bakmıyorum ben çok fazla biliyorsunuz. Şu bölgede arkadaşlar destek bölgesi çalışmış. Direnç de burada çalış en net. Yakınlaşalım, yakınlaşalım. Destek olarak çalışan şu bölgemiz altına sarttıktan sonra arkadaşlar bakın şurada tam olarak destek çalışmış. Şurada da çalışmış. Hani bunun altına ben bir destek daha atarım ama gerek yok. Uzak olur. Ya uzak olursa yani çok da gerek yok. Evet. Direnç de arkadaşlar yakın zamanla şöyle bir gelip bakacak olursak bu bölgelerde bakın şurada arkadaşlar çalışmış direnç. Yani şöyle söyleyelim hani dedik ya hani hissenin şu anda çok bir toplaması var gibi gözükmüyor. Dolayısıyla hareket biraz daha yatay devam edebilir. Altta 4.43 riskini unutmayacak bir hareket yapılmasında fayda var. Ama eğer negatif bir süreç yaşanırsa ben bu 4.43'ün de çok da güçlü bir destek olduğunu düşünmüyorum. Yani şuna benzer bir hareket yine yaşanabilir. Ya umarım öyle olur. Daha altı olmaz ama bir kere daha bu bölgeler altı test edilecek olursa yani şuralarda bir destek aramamız gerekebilir. Yani şu bölgelerde bir destek aramamız gerekebilir. 4 bölgesinin altında bir destek aramamız gerekebilir. Der hele için arkadaşlar. Tabii söylediklerimiz yatırım tavsiyesi değildir. Umarım negatif senaryo gelişmez.
ve pozitif senaryo olur. Burada da 5.37 bölgesine dikkat edin. Birkaç defa dönmüş. Buradan yine dönebilir. Yani ben ilk etapta çok da kıracağını düşünmüyorum. Burayı değer hele için. Yani değer hele ilgili söyleyeceklerimiz de bu kadar. Evet, peki. Biraz kimler ne yazmış bakalım. Aydıner, hoş geldiniz. Peki lütfen demiş. Kıymetli moderatörümüz hemen yazmış zaten sağ olsun. Yasemin demiş dolar 10.03. Evet 10.01 şu anda. Onu geçti arkadaşlar, yapacak bir şey yok artık. Hani bir laf vardır, teşbihatı olmasın. Ölmüş eşek kurttan korkmaz misali, ne yazık ki biz de. Şu an herhangi bir şeyden korkmadan yolumuza devam ediyoruz. Faruk Bilen hocam bas geze maliyet 17.50 daha taban taban düşecek mi? Sayın Faruk Bilen bas geze listemizde var zaten. Sondan ikinci hissemiz. Birazdan bakacağız. Şimdi Karya bakacağız. Parsan bakacağız. Bas geze bakacağız. İyice BC bakacağız. İyice BCT bakacağız. İsmail Ersöz hocam emeğinize sağlık. Teşekkürler, çıkıyorum. Rica ederiz İsmail Bey. Ayağınıza sağlık. Her zaman bekleriz. Eğer gittiyseniz de sonradan dinleyin diyelim. Cemal Bey demiş, Faruk Bey yalnız değilsiniz. İçinde benim de olduğum bayağı kişi hep birlikte yılbaşına kadar malın sahibiyiz galiba. Ya bu bas geze niye bu kadar aldınız arkadaşlar ya? Hocam %30 düştü, daldık %30 daha düştü işte. Hani düştükçe aldımın zararı bu. Evet Muzaffer Bey demiş hocam Twitter'ı daha aktif kullanın. Sadece AKD için değil hisse isteklerini oradan alın. Orası şehrin merkezi. Evet kesinlikle katılıyorum Muzaffer Bey. Kesinlikle katılıyorum size. Olabilir. Yani biraz yoğunluğumu azaltayım. Twitter'ı biraz daha aktif kullanmayı düşünüyorum. Evet. Peki. Burada analizi yapılan hisseler gece birden sonra yanacak demiş. Hakan Çağlı, hoş geldiniz. Nazif Bey başlarda Afyon baktınız mı? Hayır, bakmadık. Afyon bugün listemizde yoktu efendim. Heh, zaten Nazif Bey söylemiş. Sağ olsun. Bir sonrakine inşallah diyelim. Herkese selamlar demiş. Rica ederiz Hakan Bey, her zaman bekleriz. Fırat Özer, borsa etkiler mi hafta içi acaba doların bu pozisyonu? Yani bence Sayın Fırat Özer, borsamız çok şu anda şeyi fiyatlamıyor. Bu doları fiyatlamıyor, öyle söyleyeyim. Evet. Hocam bittik, nasıl bir ülkedeyiz hiç müdahale etmiyorlar demiş. Mehmet Dengiz yorum yapmış. Bu yorum acaba yayının altına mı yaptı? Bir yere yorum yapmış ama YouTube'da. Aynen öyle valla. Bittik, bir şey de diyemiyoruz yani kimseye. Söylesek yanlış anlaşılıyor. Peki. Efendim geçelim bir sonraki hissemize. Bir sonraki hissemizin adı nedir arkadaşlar? Karye. Karye. Karye ile ilgili de arkadaşlarım bayağı bir hikayesi var anladığım kadarıyla kariyeciler. Evet. Kariyede bir neyse grafikte söyleyeyim. Yani bir volatilitenin azalmasını beklemekte fayda var arkadaşlar. Çok acele ediyorsunuz ya yani hisse almak için. O kadar acele ediyorsunuz ki mesela bas gezecilerin çoğu öyle. Yani kusura bakmayın bir şey söyleyeceğim. Hani samimiyetinize binaen boşuna alıyorsunuz yani. Ya bu yayını dinleyin. Bazen arkadaşlar da öyle. Mesela Yeotek'te de öyle yapıyor. Çok acele ediyorsunuz yani. Yüzde artı ikiyi gördüğünüz zaman hisse çıkıyor deyip dalıyorsunuz. Zaten adamlar da onu istiyor. Birileri bu hissiyata kapılsın gelsin istiyor yani. Ama işte yapmayın bunu yani. Acemi olmayın demek istediğim. Artık yani tecrübe sahibi olmanız gerekiyor. Evet kimmiş arkadaşlar malın sahibi? İş yatırım garanti ziraat vakıf şeklinde devam ediyor. Yabancı 1.55'te Philip Capital'i gördük. Bir kapital burada 3.14. Yabancı menşeli değil ama oradan alıp satım yapıyor diyebiliriz. Yatırım finans 0.82, Citibank 0.74 eser miktarda. 10 milyonun üzerinde bir para çıkışı var arkadaşlar. Bu bölgede Karye'de. Karye'de halka arz olduğu günden bu yana %57 oranında prim yapmış. Prim yapmış arkadaşlar. Vakıf toplamış, ziraat, garanti, yapı kredi, Bankof 165 bin lot toplamış.
A1 kapitali iyi satmış arkadaşlar. İş yatırım, ata yatırım finansı satmış bu bölgede. Yani şu anda bir toplama yok, bir hareketlilik yok. Zaten volatilitenin bitmesini bekliyor. Bakın bu toplama zaten bana bunu söylüyor. Yani Bankof'un 22.96 maliyetle burada tutuyor olması ne yapıyor arkadaşlar? Ben bir şey bekliyorum diyor. Yoksa Bankof'un parası mı yok bunu almayacak yani? Var ama adam almıyor. Sizin gibi yapmıyor. Düştükçe almıyor yani. Evet. Evet, Yusuf Bey demiş hocam düştükçe almak zorunda kalıyorum. Çünkü yüklü alınca aşağı çekiyorlar. Aldığımız yeri direnç noktası yapıyorlar. Ben düştükçe alınca kazanıyorum. Öyle mi? Peki, saygı duyuyoruz efendim o zaman. PDS'i 1.21, FK'sı 11.84 arkadaşlar. Kariye'nin ana pazar hissesi Kartal Yenilenebilir Enerji. Kasım ayında %43 oranında bir prim kaybı var gördüğümüz kadarıyla. Evet. Şimdi arkadaşlar. Neyse şunu boş verelim. Burada çok çıkmasın. 11.82, 11.81'e biz bir destek atmışız bir öncekinde herhalde. O da bizim farkımız hocam. Bankof bizden zengin mi? Tabii ki Mesut Bey. Bankof sizden zengin mi canım? Siz daha zenginsiniz. Sizin gönlünüz zengin en azından. 11.81'e biz bir destek atmışız arkadaşlar. Kariye ile ilgili. Yani buradaki şu düşüşten. Şimdi şöyle söyleyeyim. Şurada bir gap'i var mı bunun? Evet var. Şurada bir gap'i var mı? Evet var. Şurada bir gap'i var mı? Evet var. 3 tane gap'i gördünüz ya. Mesela gördük ya ya da. Veya şu iki gap'i gördükten sonra diyoruz ki ya 2 tane gap var. Ben şuradan malı alayım. Şuradan alayım dediğiniz mal 16.10 oluyor. Şu anda fiyatı 12.57. Yediniz mi arada 4 lira? Gitti bak, otomatik gitti. Halbuki az önce yayını baştan beri takip eden arkadaşlarım biliyorlar. Hangi hisseydi o? Angen miydi mesela? Yeni Halk Arzlardandı. Yani mesela nasıl söyleyeyim? Şöyle geldi hisse, geldi, 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 geldi. Şöyle durdu, şöyle bir atak yaptı, şöyle bir daha geldi. Şöyle şimdilik şurada. Buradan biz ne anlıyoruz? Yani bu hisseye buradan girilmez. Bu hisseye buradan girilmez. Bu hisseye buradan da girilmez. Niye? Bakın dip olmasına rağmen. Ama biz bu dipi sonradan anlıyoruz. Sonra şu hareketi yapıyor ve biz burada bir dip oluşumunu görüyoruz ya, artık volatilite bitiyor. Diyoruz ki tamam, burada bir dip oluşturmuş. Yani kar henüz bir dip oluşturmadı. Kar henüz bir sakinleşmedi. Ha, sakinleştikten sonra hemen kalkacak mı? Ya mesela böyle çıkmış, böyle düşmüş ya ise. Yani bizim yatırımcımız şey zannediyor. Böyle düştü ya, tekrar bir daha böyle çıkacak zannediyor. Yani bu, hiç zannetmiyorum böyle çıkacağını tekrardan. Yani diyelim ki şurada bir yataylık oluşturdu en iyi ihtimal. Şöyle bir yataylık oluşturdu. Şöyle bir hareket yapar. Şöyle gelir. Şöyle bir hareket yapar. Şöyle gelir. Yani siz bu hisse işte 24'lerden gelmiş. Ben bunu 12.5'lardan 13'lerden alayım, tekrar 24'e gitsin. Yani hepimizin istiyor değil mi? Yani ben dahil mesela şöyle çıkmış, şöyle düşmüş bir hisseyi alayım, şöyle tekrar bir daha çıksın isterim ya. Ama çıkmaz ki. Ha keşke çıksa. Ha çıkan yok mu? Vardır illaki. Ama her zaman olmuyor arkadaşlar. Böyle binde bir, milyonda bir denk gelecek size. Neyse analizimize geçelim. 11.81 arkadaşlar bu bölgede. Ben son bölge olarak, yani halka arzdan bu yana tutmasını beklediğim bölge. Peki bu ise 11.81'lere geldiğinde alınır mı? Evet arkadaşlar, bu bölge artık tuttuğu zaman, yani şu düşüş burada gelecek. Aynen az önce Angen örneğinde verdiğim gibi şuralarda biraz hareket yapacak. Şöyle bir hareket yapacak. İşte o zaman biz burayı dip olarak göreceğiz. Ve diyeceğiz ki evet, bu bölgelerden mal alınabilir. Yani o zaman alım bölgesine gelir arkadaşlar. Kariye ile ilgili beklentimiz bu 11.81 bölgesine pin dahi olsa ufak bir dönüş, ufak bir değme ihtimalinin olduğunu düşünüyorum. Ondan sonra yukarı doğru hareket yapacaktır ama bunu şimdi beklemenizi çok da tavsiye etmem arkadaşlar. Sizi hayal kırıklığına uğratmak istemem. Peki yok, gap boşlukları hem düşüşte hem çıkışta kapatılacak bir durum mudur? Evet, yani düşerkenki gap boşlukları da genelde kapatılır. Çıkarkenki gap boşlukları da genelde kapatılır. Eğer sorduğunuz soru şuradaki gap boşluğu içinse Mesut Bey, şuradaki gap boşluğu içinse evet, bunu da kapatmak için mesela 11.88, bu bölge neresi? 12.16'ya kadar gelmiş. Burası 12.10. Yani 11.88, 12.10. Bugün nereyi görmüş? 12.25. Yani 11.88'e kadar bu gap'i kapatmak için, şuradaki gap'i kapatmak için bile olsa
bu noktaya kadar 11.88'e kadar değebilir arkadaşlar. Evet, kar ile ilgili söyleyeceklerimiz de bu kadar. O zaman Bankof düşünsün hocam. Bankof'un umurunda değil ki. Bankof 11.81'i bekler. Hatta bir ay ondan sonra yine bekler stabilizasyonu burada. Ondan sonra alır, kendisi zaten Bankof aldıkça mal yukarı çıkar. Çıkar çıkar çıkar. Artık 20'de mi satar? 19'dan mı satar? Kaçta satarsa o. Onlar için fark etmez arkadaşlar. Evet. Peki. Geçelim bir sonraki hisseye. Ne bakalım? Parsan bakalım. Ne bakalım derken Parsan var sırada. Evet. Bizde kayıtlı hisses, kayıtlı grafiği varmış. Parsan. Evet. Check-up'ına bakalım arkadaşlar. Evet, Kari'deki gap'i doğru görmüşüm demiş Zafer Bey. Bravo size. Ne bakıyorduk biz ya? Parsan, pardon. Zafer Bey hemen gruptan yazmış arkadaşlar. Ekip müthiş ya. Vallahi WhatsApp grubundaki zehir gibi hepsi. Evet arkadaşlar. Peki. Parsan kimmiş malın sahibi? İş yatırım, yapı kredi, garanti, TEP yatırım şeklinde bu bölgede devam ediyor. Yabancıya bakalım nerede? Citibank'ı görüyoruz 2.80'de. Fena bir oran değil arkadaşlar. Philip Capital'i görüyoruz 0.90 eser miktarda diyebiliriz. Yaklaşık 9 milyona yakın bir para girişi var. Hissenin fiyatı şu anda 31.38. Yıldız Pazar hissesi arkadaşlar. X100 hissesi bu yıl %28.40 oranında bir prim yapmış. Arkadaşlar %28.40 oranında prim yapmış. Kimler toplamış? Bankof toplamış. Taciller Yatırım, Ak Yatırım, Kredi Suisse. Fena değil. Bakın toplaması güzel. Para girişi de fena sayılmaz. Ekim'de ve Kasım'da güzel de prim yapmış. %19'un üzerinde. PDS'i 1.99, FK'sı 8.81. Güzel arkadaşlar. O da güzel. Halka açıklığı %29.80. Son çeyrek bilançosunda da 196 milyon kar elde etmiş. Alın size 10 numara bir check-up, 10 numara bir istatistik, 10 numara bir temel analiz yani. Daha ne yapsın? Değil mi? Ekleyelim X100'ü buna da. Ekledik arkadaşlar. Bakalım endeksle birlikte hareket etmiş olsaydı son bir ayda ki fiyatı 33.67 olurdu. Son 2 ayda birlikte hareket etmiş olsaydı arkadaşlar şu an fiyatı 30.93 olurdu. Şu anda 31.38 yani birbirine yakın diyebiliriz. Yalnız işte 26.14 alttaki şu destek bölgesinden biz çizmişiz arkadaşlar. Burada tutunmuş ve hareket böyle olmuş. Az önce kariyeciler hani dik olmasa da böyle bir çıkış bile olsa razısınız değil mi? Yani böyle 26 bölgelerini alıp 31-32 bölgelerine kadar, 35 bölgelerine kadar hemen hemen 9-10 TL kar yapsın. Buna bile razısınız bence. Ama bakın herkes de olmuyor. Bir Parsan yapmış yani yakın zamanda. Eylül ayın sonundan almış. Kasım ayının ortasına kadar, bu zamana kadar güzel bir hareket yapmış diyebiliriz. Peki bir direnç koyalım. Şimdi check-up'ı güzeldi. Fena değildi. Toplamaları güzeldi. Peki bu hareket nerede sönümlenir? Bizi nerede durdurur? Onu bir görelim. Burası 33.41 arkadaşlar. Çalışmış bir bölge. Neresi? Bakın şurada çalışmış. Şurada çalışmış destek olarak. Şu bölgede zaten destek direnç olarak etrafında dönmüş durmuş. Yine biraz daha yakınlaştıralım arkadaşlar. Şurada ve en yakında da şu bölgede artık altına geldikten sonra temas etmiş. Altına geldikten sonra bir teması var. Buradaki 33.41 bölgesinin altına geldikten sonra bir teması var. Bir temasa daha yakın. Öyle söyleyelim. Eğer buradaki 33.41 bölgesine bir kere daha değecek olursa hani ben başlangıçta çok kırmasını beklemem. Biraz aşağı gelip ondan sonra tekrar bir daha denemek isteyecektir. Şöyle. Kırarsa asıl o zaman burada kırar. Ama
Burayı değdikten sonraki hareketi biraz aşağı gelirse tekrar bu 26-13 bölgeleri risk olarak karşımızda. Şu an bunu konuşmaya hiç gerek yok. Al konumunda ve pozitif arkadaşlar. 33-41'e kadar, 33-40 bölgesine kadar hareketin devam etmesini beklerim. Doğrusunu söylemek gerekirse Parsan'da. Evet. Eğer o bölgeye kadar hareket devam edecek olursa arkadaşlar, o bölgelerde biraz maliyet azaltmakta fayda var kanaatini taşıyorum. Bunu da özellikle belirtmiş olalım. Parsan'la ilgili söyleyeceklerimiz de bu kadar. Efendim geçelim bir sonraki hissemize. Heyecanla beklenen hisse hangisi? BASGZ. BASGZ bakalım. Kayıtlı grafiğimiz vardı. Başkent Doğalgaz. Evet, BASGZ. Bugün sesli analizde de baktık zaten buna. Hatta üstünde bayağı da konuştuk. Evet, BASGZ. Bu ara son işte şeyle beraber, Halkaz'la beraber başlayan bu hafta biliyorsunuz Perşembe Cuma günü işlem yapmaya başlayan, hatta bugün de işlem yapmaya başlayan Halkaz'dır arkadaşlar. Ne yazık ki biraz hayal kırıklığına uğrattı yani. Tavanı artık unuttu millet Halkaz'larda. Tavan görmek neredeyse imkansız hale geldi. Bakalım haftaya 3 tane daha geliyor aramıza. Onlar ne zaman veya bir sonraki haftaya? Bakalım onlar tavan yapabilecekler mi? Evet, gecenin astrolisti BASGZ, aynen öyle. Twitter adresimizi bilmiyor musunuz Cemal Bey? Borsanın alimi, aynen. Twitter'a yazın borsanın alimi diye çıkıyor zaten karşınıza. Resim de aynı resim zaten. Alim yazıyor. Evet, kimmiş arkadaşlar malın sahibi? Garanti, A1 Kapital, İş Yatırım, Vakıf, Ziraat şeklinde devam ediyor. Citibank yabancıyı görüyor. 0.95'te burada. Çok almamıştı. Bir A1 Kapital almış. Yatırım fonları mesela Başkent Doğalgaz'ı almamış arkadaşlar. Gördünüz mü? Eser miktarda Döşebank almış. Evet, biraz umutsuz görmüşler yani bu şirketin. Neden bilmiyoruz. Yani Yıldız Pazar hissesi, yani piyasa değerine baktığınız zaman 10 milyar 11 milyara yakın bir piyasa değeri var yani. Neden? Ama işte yaklaşık 8 milyona yakın bir para çıkışı var. Halka arz olduğu günden bu yana %60 oranında prim yapmış arkadaşlar. Şu anda hissenin fiyatı 15.57. Yani yabancı rağbet göstermemiş, yatırım fonları rağbet göstermemiş ama yine de %60'a yakın prim yapmış. Şu anda koca koca şirketler oluyor. İşte halka arz oluyor. Onlar hiç prim bile yapmadan direkt aşağıda açıyorlar yani. Öyle enteresan bir durum var. Ziraat Credit Suisse toplamış arkadaşlar. Halk Osmanlı TEP şeklinde devam ediyor. Philip Capital satmış. A1 Capital bayağı satmış bu bölgede. Bank of, bu veri yanlış olabilir diyelim. Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim'de güzel prim yapmış ama Kasım'da biraz aşağı çekmişler. BASGZ'yi biliyorsunuz. 5.28 PDS'i, 26.46 FK'sı var. Son çeyrek bilançosunda 411 milyonda kar açıklamış aslında baktığınız zaman. Halka açıklığı 3.72. Biraz halka açıklığında artması lazım. Şimdi şu gapleri görüyor musunuz? Şimdi şu gapler insanın iştahını açıyor. Açmıyor mu? Açıyor abi valla. Yani ben stabilizasyon görsem ben de dalarım bu hisseye. Ama bir stabilizasyon göremiyoruz hissede. Biz 18.26'ya çizmişiz. Yine aşağı gelmiş hisse. Peki bugün bakalım nerede durabilir? Yani en ihtimal arkadaşlar bu bölge. Şimdi taban olduğu için 15.57'de kapatmış ama 15.84 bölgesi veya 15.80 bölgesi bizim için ne arkadaşlar? BASGZ için son stabilizasyon bölgemiz. Hangisiydi az önce biz? Karye miydi? Ona diyorduk ya işte, ona da Angen örneğini veriyorduk. Yani aynı, o da bunun gibi şey yapmalı. Bir stabilizasyon hale gelmeli. Stabil hale gelmeli yani. Yani şöyle çıktı. Sonra geldi, dindi. Ondan sonra şöyle olmalı. Şöyle kalırsa biz deriz ki tamam, şu bölgeyi kendine artık ne yapıyor bu? Destek yapıyor. Burada bunu çalıştırırız arkadaşlar.
Ama şu an biz o bölgede hiç değiliz şu anda Bas Gezi'de. Bilmiyoruz yani nereye kadar geleceğini. Şimdi bunu Bas Gezi'yi ben yayın attığım zaman bayağı arkadaş izliyor sağ olsunlar, eksik olmasınlar. Bu cümleleri kurunca bana kızacaklar ama arkadaşlar bir hissede, düşen hissede yani stabilizasyon, volatilitenin bitişini görmeden hisseye dalmak, düştükçe almak diye bir şey yok. Yapmayın yani, yazık. Yani şöyle söyleyeyim, mesela bu buradan düştü ya, ilkinde Bas Gezi'yi görmediniz. Buraya düştü. İkincisinde tesadüf dediniz. Üçüncüye düştü. Ne dediniz? Oo vallahi güzel düştü. Ben bunu buradan alayım ama yarını bekleyeyim dediniz. Buraya düştü. Şuradan aldınız. 22.61. Yani aslında size göre nereden aldınız arkadaşlar? Çok muhteşem bir yerden aldınız. Doğru mu? Evet. Ama bakın 22.61 nerede? 15.57 nerede? Otomatik lot başına ortalama 7 TL para kaybettiniz yani. 1000 lot aldığınızda 7000 lira. 10.000 lot aldığınızda 70.000 lira para kaybettiniz. Yani böyle de bir durum var. Yani volatilitasyon bitmiyor ki. Ha bir sonraki gün buradan almadınız. Böyle işte hareket yukarı bir yaptı, pik yaptı. Sonra tekrar aşağı geldi ama siz bu pik yapıp aşağı gelene kadar şuradan aldınız diyelim. Bu defa 24 bölgesinden aldınız. Yani 22'lerden bile alamadınız. Çıkıyor diye. Ondan sonra tekrar aşağıya geldi. Gördünüz mü? Yani bunun gibi düşünün. Bunun gibi. Yani birkaç gün böyle stabilizasyon görmeniz lazım. Yani hocam kaçacak ama işte tekrar 20'nin üstüne çıkarsa buradan almak daha mantıklı değil miydi? Bak 5 TL zarar ederiz. Ya bırak kardeşim, sen 7 TL 10 TL zarar etmenden iyidir yani. Biraz bekleyin. Hocam Givint'ten takip ediyordum. Boşa mı aldık bu Bas Gezi'yi, tepki yapar diyorduk. İşte tepkiyi de arkadaşlar, tepkinin ne olduğunu bilmek lazım. Tepki hareketi yapmayı bilmiyorsanız, tepkiye işlem yapmayı bilmiyorsanız tepki hareketine girmeyin. Yani tepki işlemin ne olduğunu bilmeniz lazım önce. Bu başka şeyler, bunlar teknik konular tamamen yani. Evet. Şimdi burada 15.84 bölgesinde biz inşallah bir stabilizasyon olmasını bekleyelim. Umarım olur. Olursa arkadaşlar, bir stabilizasyon olursa yani burada bir volatilitesinin azalmasını beklersek, ki bayağı hacimli düşmüş yine gördüğünüz gibi 262 milyon civarında. O zaman arkadaşlar biz Bas Gezi'nin biraz daha hareketinin yavaşladığını düşünebiliriz. Mesut Bey demiş bence 14 görecek hocam, dananın kuyruğu orada kopacak. Hayırlısı diyelim. Ama bu bölgelerde tutunursa bu bölgeler maliyetlenme bölgesi olabilir ama bu da yakın zamanda değil arkadaşlar. Önümüzdeki birkaç haftalık süreçte en az diyelim. Evet, Bas Gezi ile ilgili söyleyeceklerimiz de bu kadar. Rica ederiz Sayın Bayram Aydın. Cemal Bey demiş. Hocam sırf sizin için Twitter hesabı açtım. Sizi takip aldım. Teşekkür ederim. Cemal Bey eksik olmayın. Ali Karacam, emeğinize sağlık. Teşekkürler. Rica ederiz efendim. Evet, geçelim arkadaşlar. Bir diğer hissemize İCBCT. Evet, İCBCT arkadaşlar. Ne kayıtlı grafiğimiz varmış zaten. Ana pazar hissesi X tüm Y yapacağız bunda. BIST 100'de çıktı arkadaşlar oradan. X tüm Y hissesi oldu. İCBCT. Çıktı derken kendisi keyfiyle çıkmadı arkadaşlar, biliyorsunuz onu Borsa İstanbul ayarlıyor. Küstüm oynamıyorum demedi yani. Ben çıktım arkadaş, BIST 100'ünüz de sizin olsun, BIST 30'unuz da sizin olsun demedi yani. Evet. Şimdi arkadaşlar kimmiş malın sahibi? Burada İCBC %72.68 diyor, iş yatırım garanti yapı kredi şeklinde devam ediyor. Yabancı 0.47 eser miktarda burada görünüyor diyelim. Burada 1 milyon civarında bir para girişi var İCBC'de de. Hissenin fiyatı şu anda 5.46. Bu bayağı volatildi bir ara, hatırlıyorsunuz. Hangi yıldı ben hatırlamıyorum ama 2017-18, belki 20, 2019'larda da olabilir. Yılbaşından bu yana %16 oranında prim kaybetmiş arkadaşlar hisse. 1 milyon civarında bir para girişi var dediğim gibi. Yani az bir para girişi değil, çok da sayılmaz ama.
Yapı Kredi, QNB Bankof toplamış arkadaşlar. Philip Capital'i de görüyoruz. Biraz toplamış. Bu bölgelerde 5.77 maliyeti var. Bunda 5.50 maliyeti var. Burada da satanlarda kim var? Marbaş, İCBC alternatif şeklinde devam ediyor. Yani çok öyle aman aman bir check-up'ı yok gördüğümüz kadarıyla. Eylül ayında %14 prim yapmış. Ekim'de %7'sini vermiş bunun. Kasım'da da %2'ye yakın prim var. PDS 2.91, FK'sı 31.60. Neye bakıyorduk? İCBC. Evet. Burada pardon, biz ne yapacaktık arkadaşlar? Şu X tüm ne olacak? Şu ICBC olacak. Tamam. Şimdi oldu. Evet. Halka açıkta %7.15, son çeyrek bilançosundaki karı 160 milyon 390 bin civarında arkadaşlar. Peki. Son bir ayda endeksle birlikte hareket etmiş olsaydı hisse 5.79'larda olurdu. Son 2 ayda birlikte hareket etmiş olsaydı endekste 5.87 civarında olacaktı fiyatı. Şu anda da 5.46. Yani dediğimiz gibi aman aman böyle çok bir toplaması yok gördüğümüz kadarıyla. Peki buna bir ne atalım arkadaşlar? Altına bir destek atalım. Nereden dönmüş bu? Nereye dönmüş? Nereden geldi? Nereye gidiyorsun? Yolcu misali oldu. Yani şu bölge sanki çok uygun bir bölge destek için. 5-12 bölgesi. Çalıştığı yerlere bakalım. Çalıştığı yerlere bakalım arkadaşlar. Şurada direnç olarak çalışmış. Bir kere bunu gördük. Şurada bir hareket var. Burada bir hareket var. Asıl burada destek olarak çalışmış. Bakın burası önemli bizim için. Biraz daha yakına gelelim. Şu bölgede arkadaşlar destek olarak pardon ha destek olarak çalışmış. Şu bölgede destek olarak çalışmış. Ve asıl yakın zamanda arkadaşlar şurada pini bıraktıktan sonra bizim için asıl bölge burası. Bakın. Bir süre direnç olarak çalışmış burada günlerce bu bölgenin üstüne bir türlü atamamış. Attıktan sonra da hareket hızlanmış görüyor musunuz? Attıktan sonra da hareket hızlanmış. Yani onun için bu bölgenin üstüne çıkması önemli bir şeymiş. Onu görmüş olduk bu sayede. Evet. Tekrar bu hareket kırmızı yakmaya başladıktan sonra nerede sönümlenmiş? Yine burada sönümlenmiş arkadaşlar. Önemi iyice arttı bu bölgenin. 5-12 bölgesinin önemi iyice arttı. Tekrar yukarı çıkıyor. Bir de aşağı geliyor. Hareket nerede sönümleniyor? Burada duruyor önce. Bakın 1, 2, 3, 4 gün çalışıyor hareket. Altına sarkıp U yapıyor arkadaşlar. Bakın U yapıyor. Tekrar üstüne atıyor. Ve üstüne çıktıktan sonra bakın bir kırmızı yakmış. Sonra tekrar yine hareket hızlanıyor. Yani bu 5.12 bölgesine tekrardan değme ihtimali var ve bu 5.12 bölgesinin kuvvetli bir destek olduğunu biz yakın olarak şu anda sizlere anlatmış olduk. Peki bir de direnç atacak olursak bu bölgeden biz ne olabilir? Zaten çok net şurası çalışmış arkadaşlar. Evet, 5.82 bölgesi de bizim için direnç bölgesi. Tabii burada ilk çalıştığı bölge şurası arkadaşlar. Sonraki çalıştığı bölge bakın burası. Şuralar. Biraz daha yaklaşalım. Şu bölgede arkadaşlar aşağı dönerken biraz işte 1-2-3 gün burada duraksamış. 3 günde burada direnç olarak çalıştırmış. Biraz daha yakınlaşalım. Bu yeşil hareket burada bir pin bırakmış arkadaşlar şurada gördüğünüz gibi ve altına sarktıktan sonra da şu bölgeyi aşamamış yine burada bir temas daha var ve arkadaşlar üstünde bir gün kalıp ikinci gün kalamayıp tekrar altına gelmiş. Hasılı 5.82 bölgesi de çalışan bir bölge. 5.12 ile 5.82 arasında bir hareketimiz var ICBC için. Evet. Peki bu hareket 5.12 5.82 arasında nereye gider? Nereye gider? Ya da şöyle söyleyelim. 5.82'den sonra bu hareket hızlanır mı? Yukarı doğru çıkar mı? Asıl önemli olan o diyebiliriz. Şimdi şu anda al konumunda ve pozitif arkadaşlar. İyice beci. Öncelikle onu söylemiş olalım. Fakat ben tekrardan bir 5.12 riski görüyorum iyice becede. Yani bugünkü hareket hacimli
aslında yukarıya doğru. Şöyle bir yatay pozitif bir hareketten sonra belki 5.60'lara kadar. Ha, umarım 5.82'lere kadar gider. Ama 5.82'ye gittikten sonra bir kere daha dönme ihtimali var. Dönmez, üstünde kalırsa ne ala. Ama bir kere daha dönme ihtimali var arkadaşlar. Şöyle bir gelip deyip tekrardan aşağı doğru gelme ihtimali var. 5.12 riskini negatif senaryoda unutmamak kaydıyla arkadaşlar, ICBC için söylüyorum bunu. Unutmamak kaydıyla böyle bir yatay pozitif yukarı doğru hareket çıkabilir. Ama ben bu 5.12'ye sanki bir daha, hani 5.12 olmasa bile 5.15'lere, 5.17'lere bir kere daha temas olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Tabii yukarı doğru olumlu muyuz? Aslında olumluyuz ama 5.15'e ne kadar düşmesini bekliyorsam 5.82'nin de kırmayacağını o kadar bekliyorum. Yani biraz daha sanki toplama lazım gibi duruyor hissede arkadaşlar, İCBC için. Evet arkadaşlar, İCBC ile ilgili söyleyeceklerimiz de bu kadar. Bu gecenin herhalde en uzun yorumladığımız hissesi oldu. Şöyle bir bakıyorum. Uzun zamandır arkadaşlar 8 dakikanın üzerine hiçbir hisseyi yorumlamamıştım. İlk defa HSBC ile 8 dakikanın üzerine çıkmış oldum. 8 dakika 3 saniye oldu. Bunu da şöyle bir kaydını yaptık mı arkadaşlar, bu şekilde. Bunu da böyle kaydetmiş olalım. Evet, ICBC ile ilgili söyleyeceklerimiz de bu kadar. Evet arkadaşlar, kimler var aramızda başka? Kapatıyorum yayını artık. Geç oldu. Saat 11.30. Çünkü ben bunları tek tek bir daha kanala yükleyeceğim video şeklinde arkadaşlar. Bu nedenle kusura bakmayın diyelim. Faruk Bey teşekkür etmiş. Rica ederiz. Efendim Burak Bey. Sayın Burak Alpasar, hoş geldiniz. Halim Hocam merhaba. Yeotech son durum ne olur? Bizlere görüşünüz nedir? Burak Bey, bir sonraki yayında bakalım, olur mu? Sizden ricam. Çünkü niye? Biraz hem yoruldum, boğazım da ağrıdı. 3 saatin üzerinde bir yayın yapıyoruz şu dakika itibariyle. Bugün 3 saat kadar da sesli analizde konuştum. Diyelim. Yeotech'i zaten ben gündüz sesli analizde söyledim. Dinlemişsinizdir siz de. Sayın Muhammed Vural, hoş geldiniz. DSPC demişsiniz. Bir sonraki yayında Muhammed Bey, sizden rica ediyorum. Erkenden katılırsanız memnuniyetle bakarız efendim. Ya da gün içi sesli analizlerde tabii ki de bakarız. Sayın Emre Şehpas, hoş geldiniz. İttifak Holding. Zaten hem DSPC yok belki de. İttifak Holding bir önceki sesli yayınımızda var. Pardon, check-up yayınımızda var. Sayın Emre Şehpas. Oradan bakarsanız çok mutlu olurum. Olur mu? İttifak Holding, orada bakmıştık. Yani şeyimizde çok bir değişen bir şey yok analizimizde. Öyle söyleyelim size. Çünkü hemen hemen yani 2 gün yukarı, bir gün aşağı attı biliyorsunuz. Tekrar bu 1.32 bölgesinin üzerinde kalamadı. Kalabilseydi 10 numara olacaktı. Evet, umarım güzel, verimli bir yayın olmuştur arkadaşlar hepimiz için. Önümüz cumartesi, pazar. Boş verin borsayı. Ailenizle ilgilenin. Biraz psikolojinizi düzeltin. Biraz moralinizi düzeltin arkadaşlar. Borsa bu. Düşer de çıkar da her şey olabilir. Bundan yana çok böyle canınızı sıkmayın diyelim. Güzel hareketler yaptı zaten biliyorsunuz borsamız. Ben başta BIST 100'ü analiz ettim. Orada biraz önümüzdeki hafta ile ilgili biraz sıkıntı olabilir. Her ne kadar şu anda ne pozitif süreç varsa da, biz pazartesi gününü pozitif açacak olsak da, ama önümüzdeki hafta biraz stoplar yakın tutmakta fayda var kanaatini taşıyorum, doğrusunu söylemek gerekirse. Evet, teşekkürler arkadaşlar. Sizlere de iyi geceler. Eksik olmayın, var olun diyelim. Katıldığınız için hepinize çok teşekkür ederim. Herkese mutlu bir hafta sonu diliyorum. Pazartesi günü tekrar tempolu bir şekilde iyi bir haftaya başlamak üzere hepinizi bekliyorum arkadaşlar. Herkese güzel bir gece dileğiyle hoşça kalın.